Sevgili arkadaşlar, bizim için çok değerli bir Soba Podcast'te tekrar karşınızdayız. Partnerim eski çocuk yıldız Mesutcan Tomay, beni de hatırlarsınız. Eski Late Night Show sahibi Ali Biçim ve arkada görmediğiniz binlerce konuk ve uzun bir aradan sonra yarı arkadaş, yarı yoldaş ama Türkiye'nin belki de dünyanın en seksi pop artisti Zeynep Bastık bizlerle. Çalış ya. Yavrum çalışıyoruz buna. Bitmeyecek sanarken çok iyi kapat. Sen gerçekten bir YouTube izleyicisin. Bu bana da mesela abi çok uzun konuşuyorsun bir sus artık dedikleri şey de abi özgür bir Zeynep dünya. Zeynep ana tahammülüm yok. Ben yeni nesil bir Z kuşağı ferdiyim. Çok haklısın. Ve aynı zamanda vatandaş ve izleyiciyim. Çabuk bitir hadi abi sadede gel benim ocakta yemeğim bekliyor. Ben çocuğu okula yollayacağım. Doğru. Ne konuşuyorsun? Kusura bakma da Zeynep Bastığı sana o kadar kısa anonsta açıklayamam. Özür dilerim. Ben ne diyeyim şimdi bu açılışa ve bu yoruma? Ne diyeyim yani? Teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra. Evet. Bugün çok enteresan çünkü bana neden bu kadar iyi davrandığını anlamaya çalışıyorum şu an hala. Okay. Estağfurullah ben iyi kalpli bir insanım. Evet. Şimdi benden sekip de sevgili kardeşim bizden yaşça küçük Mesutcan Tomay'ın da bu Soba Podcast'ten evet, çok ben fazla çok küçüğüm istemem. Bu arada onu şimdiden söyleyeyim yani aklına gelen her şeyi de şöyle düşün. Çocuk bu yapar diye düşün. Yani bana ne yaptırdıysa o yaptırmıştır. Şimdiden yeni söyleyeyim. 24 olman inanılmaz. Sormaya. Hakikaten 24 mü yeni mi oldun? Yeni oldum 2 Haziran 24. 24 yaşında olmak ne ya? 24 oldu hatta şöyle bir şey var sevgili Zeynep Bastık haliyle değil uzun bir süredir moda çok iyi anlar ve biraz tedirgin gördüm onu. Çünkü Mesutcan Tomay'ın doğum gününde aldığı Gucci gömleğe bir göz attı. Evet bugün doğum günümde almadım yalan söyleme. Sadece Zeynep Bastık buraya gelecek diye büyük bir masraf yaptım. Evet. Daha önce de bunu hayatımda ilk kez de yapmadım. Daha önce Zeynep Bastık için masraf etmişliğim olmuştu. Sana bundan bir şey birazcık daha fazla terlemiştim sadece. Birazcık bir daha şey fazla. Diyeceğim. Temmuz'un ortasıydı. Bu arada Bastık familyası ile ilgili biz çok harcama yaptık çok zamanında. Çok animasyon bir aile gibi oldu. Neşeli Ayaklar gibi. Onlar, Neşeli Ayaklar da olur aslında. İyi devam. Ama şu Bastık familyası herkes çıplak ayak böyle çıp çıp çıp. Şunu hatırlatmakta fayda var. Zeynep Bastık podcast'te gelecek dediklerinde ben çok heyecanlandım. Ben de hala da heyecanlıyım. Ki halbuki bu... Yanıyorum eyvah. Bu teklifi bizim geçmemize rağmen sevgili Zeynep uzun bir aradan sonra hoş geldin. Hoş nasıl buldum. Geçiyor Kurban Bayramı? Heh bırak kadın konuşsun be. İyi geçiyor. Urla'dayım Kurban Bayramı. Hayır be genel nasıl geçiyor? Güzel daha, güzel. Pardon yanlış sordum. Sizsiz nasıl geçiyor? Sizsiz harika geçiyor bu arada size bir haberim gerçekten var ama. Evet. Sizsiz bayağı iyiyim. Kilo verdim. Saçlarımı kestirdim. Keyfim çok yerinde. Çalışıyorum. Çok çalışıyorum 2 aydır. Ondan önce de bir süre yatmıştım. Artık çalışma vakti. İyiyim. Ay sonuna kadar da çalışacağım. Sonra dönüyorum köyüme. Mesela İzmir'e. Çalışma vaktinin geldiğini nereden anlıyorsun? Mesela Ali ile Mesut şu banka hesaplarından anlayabiliyor yani. Mesut evet, çalışma kolay vakti oluyor. Geldi artık banka yani. Banka hesaplarından anlarsın. İnanmıyorum buna. Zeynep Bastık banka hesabından anlayamaz bunu. Çünkü 8 hanenin altına düşmeyen bir banka hesabında Allah'ım ne zaman çalışıyorum diye düşünmek biraz... Neyse iyi güzel böyle düşünmenize sevindim hoşuma gitti. Şimdi gariban biz... durduğunu falan mı düşünüyorsun dışarıda? Hayır, hani durumun yok diye mi ayakkabı giymiyorsun zannediyorlardı insanlar? Evet olabilir öyle. Bu arada ayakkabı demişken sevgili arkadaşlar çok videoyu iyi durdurup büyük bir ihtimal sevgili Zeynep Bastık'a da bir DM atıyorsunuz. Abla yanındaki adamın ayakkabıları ne marha biz de alalım diye. Bu ayakkabının bir hatırası var bende. Sevgili Zeynep Bastık eski eşiniz diyebilirim değil mi bu arada? Lütfen. Aa. Ama Tolga Akış derseniz daha mutlu olurum. Ben kendisini biliyorsunuz. Sayın Tolga Akış dersem ben daha mutlu olurum. Evet. Arkadaşlar Tolga Akış'a ne deneceğini ben çok daha iyi biliyorum. Ben mesela yoldaşlarım, ben arkadaşlarım. Ben kimsenin hakkına hukukuna girmem. Tolga ile beraber yaptığın evlilikte hatta sana az önce hatırlattım. 2. yıl dönümümüzü özel. Ben ne alakaysa bir gece Mesut'un evindeyken böyle bir ayakkabı alayım dedim. Sizin için aldım. Bizim için yaptığınız yatırımlardan sadece biri galiba. Biri. Evet güzel. İki, en büyük olanı bir kere biz smoking kiraladık. Ben bir onu tane kiraladınız mı? Kiraladık almadık. Labuten aldım. Sırf sizin düğünüz için. Ve hadi hepsini geçelim. Miktar, ödenen, tutar falan mevzu bunlar değil. O gün hava siz eski eşiniz Sayın Akış'la evlilik arifesindeyken abartmıyorum 172 Fahrenheit'tı. Bu da Celsius olarak 40'a tekabül ediyor. Ben 110 kilo bir vatandaşım. Bana o gün ne dediğini senin bizzat şunu dediğini hatırlıyorum. Tişörtle gelirsen ana sikerim gibi bir şey demiş. Sakın dedin. Smoking giyeceksiniz dedin. Hatta bizi bir salona topladın. Hepimize böyle maraba gibi ne giymemiz gerektiğini söyledin. Zeynep ana bizi çok azarlıyordun zamanında smoking ya. Smoking giyeceksin dedim. Frak giyilecek dedik. O papyonu takacaksın. Çağrı tel kıvran geçiyordu. Götüne tekme attın. Çok sinirli bir döneminde o sıralar sana ilişemedik. Ben o sıra sessizdim. Düğün stresindendi. Evet ama ve yani bana giydirdiniz o smoking. Peki bir şey söyleyeceğim. Smoking giy demeseydim neyle gelecektin? Yine abartmayacaktım ya. Bana smoking hani giy de gel demeseniz ben öyle böyle götümü açıp falan gelmezdim. Ama eser yenenler gibi. Abi o çok uzun zamandır şişman ya. Ben onu takip etmeliydim. O anladı mevzuyu. Siyah tişört üstüne smoking gereçlerini giymiş. Ucuz bir kaçak. Ben o gömleği ve bel kuşağını bağlayarak hata ettim. Bel kuşağını da bağladın mı? Sorma evet ya. Çok kötüydü. Oturamıyordum kuşak bağlayken ya. Dünya senin gibi kalpler için atıyor be Mesut.
Ve bu arada bir şey diyeceğim. Siz bu aktiviteleri yaparken, yani bu düğün gibi aktiviteyi, büyük aktiviteyi yaparken ben sevgili Mesut Şantom'u dehliyordum arkada. Yeter artık smokinleri ne zaman çıkartacağız? Evet ya, ben bittim. Yeter yani. Artık normal kıyafete nasıl döneceğiz? Çıkardınız ama bir yerde. Çıkardık ama sana görünmeden çıkardık. Zeyno, sen istediğinde çıkardık. Yine senden talimatla beni bekledik. Beni şu an nasıl lanse ettiğinizin farkında mısınız? Ben Gestapo muyum? Hayır, hayır. Aslında şöyle oldu. Uzun zamandır beklenen... Biraz öyle bu arada gülüşü. Öyle değil, öyle değil. Gestapo ünlüler tanıyoruz ama sen gerçekten onlardan bir tanesi değilsin. Ben tatlı biriyimdir ya. Değil o mi? Evliliğin stresi hep beraber bizi yordu diyelim. Evet. Aynen. Ben zaten Sezercik gibiydim. Ben oğlunuz gibiydim. Siz kavga ederken başka odaya geçip kulaklarımı kapatıp sizi dinlemiyordum falan. Sen zaten evi terk etmeyen oğul gibi, 35'inde hala iş bulamamış oğul gibiydin. Götünüzden ayrılmıyordun Zeynep Bastık ve Tolga Akış çiftinin. Ta ki günlerden bir gün aramalar, mesajlar ve irtibat evet yoktu. Gel buraya gel abi. O evet gün ya. Ne oldu Alim? O gün gel. Ne oldu? 15 arada... yıllık arkadaşına evlilikten sonra başına gelen hangi hadiseden sonra vefasızlık yapma kararı aldın? Şimdi bu arada bir düzeltme. En son ne zaman gazete okudunuz bilmiyorum ama benim evime hala gazete girer. Ben geçen hafta okudum, o da senin yüzünden. Bir köşe yazısına meze olmuşsun abi, bak bir daha benim olmadığım yerlerde konuşma. Şahsi bir söylemin yüzünden bir adamın ağzına takılmışız. Neci olduğu belli değil. Hürriyet'te şu kadar köşesi var. Üstüne boyoz mu koyarsın, kupa mı koyarsın belli değil. Adamın bize neler dediğini gördün mü ya? Yine bir vefasızlıktan yanıyordu galiba. Öyle evet, hatırlıyorum. Bir başka evlilik örneğinden başına gelen bir hadise. Şimdi gazetelerde mesela herhangi bir yanlış anlaşılacak köşe yazısıyla ilgili ertesi gün bir düzeltme çıkar. Tekzip gazete... midir Ali abi? Evet, tekziptir. Yine bu. Doğumundan başladı anlatmaya. Evet. Sevgili arkadaşlar, sakin sakin gidelim. Cin Ali'den anlatma. Bak Zeynep Bastık'ta sıkılıyor. Hayır. Buradan Tahran'a geçecek. Konseri var 75. Şimdi şey. En son ne zaman Zeynep Bastık konserine gittin? Geçen sene. Geçen sene. Nereye geldin ya? Harbiye'ye. Geçen sene. Geçen önceki sene senedir Harbi... o. Hayır. Öyle midir? Harbiye'ye geldi, doğru. Harbiye, en son Harbiye'ye geldim, onu biliyorum. Şimdi bir düzeltme yapacağım. Tolga Akış'tan bahsederken sadece Tolga Akış demeyeceksiniz. Bir kere sizi orada uyarıyorum. Ne diyormuş? Tolga Akis. Yunan bezli bir firmalaşmadan evet. Ötürü mü yoksa? Şimdi bu düzeltmemi yaptım. İkincisi, Zeynep Bastık'ı çok seviyoruz. Mesut'la birlikte çok seviyoruz. Şahsi olarak çok seviyorum. Aynen. Ama bugün aslında o müthiş, yani mesela bu kulaklıklarda özellikle bangır bangır dinlediğim Eyvah şarkısından önce gerçekten şunu sormamız lazım. Ben Zeynep Bastık'a ya şarkın ne kadar güzel olmuş diyecek kadar arkadaş samimiyetini ne zaman kaybettim? Ben sana tam tarih vereyim istersen. Oha, ayıp olur be. Yo, olmaz. Ciddi misin? Olmaz. Sana tarih veriyorum. Not alır mısın Hikmet bu arada? Tarih veriyor Zeynep Aslı. 7 Nisan. Yok, doğum günümden ya. 10 gün önce. Bilemem. Ciddi misin? Ben doğum gününü bile hatırlamıyorum. Ali, biz artık şey seninle yakın arkadaş değiliz. Boom! KC ver. Ali, biz seninle artık yakın arkadaş değiliz. Değiliz abi. Diğer ünlüler gibi ben de seni siktir ediyorum. Tamam, bir gerçekten şey değiliz. Ben öyle olduğumuzu sandım çok uzun süre bu arada. Yani öyle olduğumuzu düşündüm. Şimdi Mesut başka bir karakter. Mesut'un başka benim bir hayatımda evren. Oluş şekli de başka. Şimdi sen benim 10 senedir arkadaşımsın. Yani bir şekilde varsın da diyebiliriz. Şu an geldiğimiz noktayı baz alacaksak. Pekala. Yani biz bundan 2 sene önce haftanın 4 günü sana yemekler pişirdiğim, sarhoşken seni pijamalar giydirip başına sular koyup uyuttuğum, Allah razı olsun. Bir dönem geçirip gönlü olsun diye ona zevce bulmaya çalıştım. Biz Tolga ile ayrıldıktan sonra hani biz neden ayrıldık? Bize ne oldu? Ben buralarda böyle bir karmaşa yaşadım, bir anlayamadım. Neden böyle olduk dedim. Sonra dedim ki yani Zeynep, bu çok üzerine düşünülecek bir şey değil demek ki. Ali senin yeterince ciddi sağlam bir arkadaşın değilmiş. Ali ortam neredeyse, Ali nerede daha rahat flört edebilecekse orada ve o insanlarla olmayı tercih ediyormuş diye düşündüm ve Ali biçimi saldım. Pekala. Çok teşekkür ben, ederim. Hiçbir şey demiyorum. Ben şurada teşekkürler. Şunu bu arada geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ne kadar ederim. Naziksin bu arada. Görüşmek bizi hiç üzere. Kırmadın. Ben burada şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Kendim cevaplamayacağım. Evet. Şimdi bu adamla ben yıllardır bir abi kardeşimiz, bir ticari bir hukukumuz var. Evet. Sizinle olan arkadaşlığımız, sizin aslında sadece arkadaşlıktan ziyade yaratım sürecinizde bile birçok şeye şahit oldum. Mesela sen bir fırında makarnayı ya da işte atıyorum işte bir levreyi yaparken çok. Seni çok dinledik. Ne zaman single çıkıyor, klibi kim çekiyor, ne oluyor, ne ediyor Zeyno'nun. Evlilik tekliflerinde yanlarındaydık bu her şekilde. Yani. Pekala. Allah razı olsun. Ne düşünürseniz düşünün. Ben Mesut'a sormak istiyorum. Çok güzel açıkladım bu arada. Hiçbir şekilde kırgın değilim. Gözyaşlarımı tutamazsam da ağlarım bu arada. Sadece sana soruyorum Mesut. Sence Zeynep haklı mı dediklerinde? Haklı. Bana kalırsa biraz ciddi konuşacağım, kusura bakma. Lütfen. Gerçekten ciddi konuşacağım. Çok ciddi konuşacağım. Tamam, ben ciddi duymak istiyorum senden. Selebriti dünyasıyla olan arkadaşlığın ne kadar köklü ve ne kadar eskiye dayanır olursa olsun bu senin varyete eğlence tuşuna bastığı için sen bu insanlarla standart insan ilişkilerini gözetmekte zorluk çekiyorsun.
Yani bu da nedir? Eğlencenin varlığı seni var eder, eğlencenin yokluğu seni yok eder. Sen yarın bir gün, bunları kırıl diye söylemiyorum bu arada, üstüne gitmek için de söylemiyorum. Yok, kırılmıyorum. Yani bu insanlarla olan dev bir eğlence havuzunda yüzüp akşam evine geri dönüyorsun. Yani kimseyle bir gönül bağın yok, bir yere ait hissetmiyorsun. Hissedeceğini de zannetmiyorum ama çok öyleymiş gibi oynadığın ve manipülatif tavırları etrafa saçtığın uzunca bir dönem de var. Bunun en büyük müsebbibi ve yaralısı da benim. O kadar teşekkür doğru ediyorum. O kadar doğru cümleler kurdun ki tebrik ederim. Ve şimdi de köfün geliyor. Nereden geliyor bu arada? Herhangi bir eventten mi geliyor? GQ yollar kalabalık çünkü. Geliyor. Haklısın. Helal bu arada. Sana bir şey olmasını istemeyiz. Çünkü sen dünyanın 7 harikasından bir tanesin diye biliyoruz. Dediklerinde haklısın. Ama ben nedenini merak ediyorum. Evet, bir neden şimdi... laf kalabalığı yapmadan de ki bunun için ya kötü günümdeydi. Rahatsızdım. Arkadaşlar. Birine aşık oldum ve kapıldım. Senesindeydin ya, ne günü? Gün ne oğlum? Sadece şunu söyleyeceğim. Ben seni ayrı, seni apayrı biliyorsun zaten, seviyorum. Bir menfaatim olduğunu aynen aynen deme. Aynen maynen abi deme. Abi artık elle tutulur bir şey söylemen lazım. Aynen maynen deme. Asla söylemiyor. Kuliste, boş yapmaya devam ediyorsun. Kuliste bana 1 milyar TL yeter dedin. Aynen deme size bana. Size yetmez. 1 milyar TL yeter. Abi size o da mı yetmiyor? Hayır. Yeter. Bana yeter. Allah bize, bereket versin canım. Bize bu ortam, sen yetiyorsun. Bak biz gönlü bu kadar hoş insanlarız. Bir, Soba Podcast'ın verdiği rızaya dayanarak seni kırdıysam, seni üzdüysem burada bu videoyu izleyecek milyonlarca genç kardeşimizin önünde senden af diliyorum. Okay. Bak herhangi bir like da istemiyorum. 250 bin like'a Zeynep bastık. Affetsin mi beni? Tam işime gelecek bir şey ama gerçekten af diliyorum. Ve bunu gözün içine baka baka söylüyorum. Şu an ben de çok böyle garip dönemlerden geçiyorum. Allah'ın belası bir film önerdi. Hüngür şakır ağlıyorum falan evde tek başıma. Orada kaybettiğimiz arkadaşlığın farkındayım. Evet, biraz kaybettim. Dolayısıyla bayram da geliyor. Bizi bir urla yap be. Bak görüyorsun değil mi? Bizi yap bir urla be. Allah kahretsin al ya. Al Hiko'yu da Mesut'u da gelelim be. Yüzelim gelin, havuzda gelin. Be. Yok valla gelin. Havuzda da yüzün. Ya hala nasıl gelin dersin? Gelsin. Airbnb sınırında bir dostluğu var bu adamın. İyi bir insan çünkü çağırıyor. Tamam, ya İnanılmaz özür diledi. Ya. Benim için özür esastır. Yani özür diledim. Farkına peki, vardın. Peki özürden sonra bu sarkazmın devam etmeyeceğini garanti edebilir mi? Mesela Ali bu bahsettiğim... biçimin sarkazmının devam etmeme ihtimali yok. Peki bundan rahatsız mısın? Ben, yani bana Ali biçim... gıcık bir hasıl oldu da şu an, özür dilerim arada gibi şeyler. Estağfurullah sayın Bastık. Sorumu sorabilir miyim lütfen net bir şekilde? Sayın Bastık. Ali biçimin cıvık tavırları seni günlük hayatında rahatsız ediyor mu? Cıvık da şunun için söylüyorum. Fazlasıyla enerjik. Kimi zaman karikatür. Hatta bazen karton bir insana dönüşüyor ya. Mesela bu köşe yazısındaki abimiz de şöyle bitirmiş cümlelerini. Senin boş şakalarından, lüzumsuz sarkazmından belki rahatsız olmuş olan insanlar vardır da telefonunu onun için açmıyorlardır belki. Sana işe yarama garantili bir tavsiyem var. Acaba aramasan mı demiş. Evet. Kimi arıyormuşsun? Ya bir arkadaşını arıyormuş. Ben de tanımıyorum. Başka boşanan bir çift arkadaşı ağzıma varmış. Ağzıma sansür atalım hemen. Öyle bir ortalık ya, magazinde 3 yıldır götümüzü dağıttık. Konuşmaz gidip konuşmayı tercih ettiği şeye bak. Şurada gariban işi bir tane video çekiyorduk. Arada bir cümle söyleyiverdi. Köşe yazarı abimiz çıldırmış. Yani Ali biçimin reputasyonuyla ilgili dışarıdan bir göz olarak da vakıfım. Onun arkadaşı olarak da vakıfım konuya. Ya ikisinin de çok birbirine uzak olduğunu düşünmüyorum. Nerede kırıldım Zeyno biliyor musun? Bak ben de bir döküleyim mi inceden? Hayır bir dakika dur. Dur bir dakika. Daha yarı döküldü Zeynep. Hayır bir dakika bitireceğim. Şöyle çok sarkastik biri olmam beni bazen çok sinirlendiriyor. Çünkü seninle iletişim kurmak normal bir insanla iletişim kurmaya benzemiyor. Şimdi ben sana mesela ciddi bir şey söylemek istediğimde sen onu gerçekten dinliyor musun? Bunu kafanda değerlendirip bana hakikaten belki bir yol göstermek, belki kendi fikrini beyan etmekle ilgili doğruyu mu söyleyeceksin? Hani böyle çok karmaşık bir tipsin ve iletişimin de o yüzden karmaşık. Böyle olunca bazı ilişkilerinin yüzeysel kalmasını ve insanların seninle ilgili böyle düşünmesini anlayabiliyorum. Ama ben seninle çok başka şeyler ve daha böyle insight bir dostluk kurduğumu düşündüğüm için süreçte, şu an asla öyle değil. O yüzden bu böyle anlaşılmasının gerçeklik payı var bence. Ama özünde ne kadar derin, tatlı, duygusal, entelektüel, şeker ve kadın aileci düşkünü bir tip olduğunu biliyorum. O yüzden ben seni tanıyorum ama böyle anlaşılmasında normal olduğunu düşünüyorum bazı yerlerden. Ya ama bunu mesela senin demeye hakkın var. Sen bu adamın kaç yıllık dostusun, yakınısın ve bildiğin bilmediğin bir ton şeyi varken o abimize ne oluyor? Kaldı ki bu bir tutku işidir. İnsanlar bazen karşılık alamadıkları şeyleri bile yapmaktan vazgeçmek istemeyebilirler. Şimdi manşet yazan bir abimiz o B'ye çıkıp dese ki ya senin de şu kadar köşen var, seni zaten kim dikkate alıyor ki, acaba işe yaramalı bir tavsiye veriyorum sana, yazmaktan vaz mı geçsin? Oğlum gaza böyle gelip şey basın grubunu mi karşımıza alma ya. Bir şey gaza demiyorum geldi beyefendiyle ya, muhabbet etmeye kalkıyorum. Özür dilerim ya herkesten ya. Orkun Bey özür dilerim ya, çok konuştum galiba. Sadece şunu söyleyeceğim Zeyno. En son konsere geldiğimde şunu hissettim ya.
Sevgili arkadaşlar, daha önceden elbette bir Zeynep Bastık konser tecrübeniz vardır ya da gitmek isteyip bilet bulamamışsınızdır. Çünkü hanımefendi sold out kavramını uzun bir süredir devam ettiren bir hanımefendi ve ben de bir hayranı, bir Zeynep Bastık dinleyicisi olarak ki bütün şarkılarına da bayılıyorum. Her seferinde de en baştan dinleme şansım oldu. Bu kadar dargınlığımızın arasında aslında ben ilk defa senin en son konserine geldiğimde senin kulisine girmek için baya böyle Amerikan filmlerindeki o çocuk gibi ulan girsem beni hatırlar mı, bilir mi? Ya da milletin içinde Sedat'ın Medat'ın orada bozar mı bizi falan filan deyip baya böyle üstümü almışım kolumun altına. Hani belki bir göz göze gelsek senin orada şey diyeceğini biliyorum. Aa gel, nerede duruyorsun falan. O dargınlığı yaşamamak için mesela seninle denk gelmemeye çalıştım. Bunu gerçekten bilinçli mi yaptın? Bunu gerçekten bilinçli yaptım. Çünkü yani hani ne bileyim, beni görüp moralim bozulmasını istemem yani. Aa 5000 kişi denmişti. Bu nereden çıktı be falan. Olmasını istemem. O kadar hasım da olmamışsındır. Hayır, abi. Canım, o kadar da abartmadın ya, galiba o süreçte. Saçmalama, gülelim diye. Yok Zeyno, bugün attığın story bile hayırsız. Ama öyleyse. Bu iki iğrenç insanın, özellikle baş iğrencin evet, videosuna. Evet, sensin o da. Ama evet, evet, yani bu sensin. Gene halledilebilir bir yerde yani. Mesut'un senin için söylediği şey çok doğru. Zeynep Ana diyor ya. Zeynep Ana bence. Bir dönem gerçekten baktım. Analık etmişimdir ama. Kahvaltı falan hazırlamıştım bile çokça kez. Sen gerçekten anasın ya. Ne geldiyse başıma bundan geldi zaten. Çok evet, ana çünlülerin başında geliyorsun. Evet öyleyim. Sen ciddi bir anasın. O vibe'ı yani arkadaş olarak senden hissediyorum. Benim tek sormak istediğim şey şu. İstanbul'dan ne ara uzaklaşmak istedin? Burası seni aslında böyle müzikalite olarak doyuran bir şehirdi. Sen İstanbul'u çok seviyordun. Ben İstanbul'u hala çok seviyorum ama depremden sonra bana bir anksiyete geldi aslında. Böyle apartmanların ve kalabalığın içinde kalmakla ilgili böyle bir klostrofobiye girdim. O yüzden de Urla'yı çok seviyorum. Yani orada çok güzel bir hayatta kurdum bir yandan kendime. 5000 hektarlık bir yer almışsın, öyle duydum. Böyle şeyde konuşmaktan hoşlanmam. Hayır. Wow, yani. Biraz da mal varlığı mı yoksa? Hayır. Olabilir ama çoğu sanatçı bunu yapıyor. Yılmaz Erdoğan hocamız bundan 10 sene önce 15 bin hektarlık bir yer alıp artık öğrenci yetiştiriyor orada. O kültür ormanı aldı galiba değil mi Yılmaz Erdoğan? Şimdi Zeynep Bastık da burada kendine 5000 hektarcık bir yer almış, çok mu be? Yok yok, yani orada tatlı mütevazi minimal bir hayat yaşıyor. Bir şey diyeceğim. Geçen siz Oğuzhan'la beraberdiniz ya. Oğuzhan dediğim bu arada Oğuzhan Koç, çok sevdiğimiz bayılıyorum bir şair. Ben o adama, domuz gribi adam. Bir etkinlikte bulundunuz galiba, yine bizim davet edilmediğimiz. Evet senin olamayacağın bir yerdeydik. Hiç yine. Olamayacağım belli yani. Zaten storylerden izledik, Allah razı olsun yani, gösterdiğiniz kadarıyla izledik belki de. Ben şeyi sordum geçenlerde Oğuzhan'a, dedim ki ya dedim Zeynep dedim kendine dedim böyle bir yaşam alanı yapmış. Storylerden görüyoruz dedim yani, böyle bir işte çıkıp baktığında bir vadi var etrafında. Aynı böyle işte Sezen Aksu'nun şarkıları gibi. Kurma sayı Madame Despina. Tam öyle biliyor musun orada bak, hayatım? Onu, yemin ediyorum böyle. Lanet olası storylerde zaten o uzun masayı gördüm ya. Ulan dedim ya, olamaz böyle bir şey. Biliyorum istediği, o kurmak istediği dünyayı biliyorum. Tam yerini bulmuş. Peki bir dakika, hemen çok ufak bölüp tabii buna ki. Çok imreniyormuş gibi yapıyorsun ya. Şimdi sana da bir gece hatırlatacağım. Oğlum bak, arazim hatır. Olsun istemiyorum. Arazilik orada değil, olmak isterim. Arazilik değil. Ben sana manevi yönden söylüyorum onu. Yani lütfen. Sezen Aksu'nun Son Sofrası deyince gözlerin doldu ya. Bir gün Zeynep Bastık bir akşam vakti bütün hevesiyle bizim gibi gençleri bilgilendirmek için Sezen Aksu ile ilgili bir anısını bütün şevkiyle anlatmaya başladı. Ve biz arka sırada birbiriyle konuşan piç öğrenciler gibi sürekli boş boş şakalar yaptık. Ortalığın anasını ağlattık. Anının içine ettik. Ve bizi tek ayak üstünde bekletmiştin sen stay'de. Ben çöp kovasının orada böyle kalemtıraşla oynadığımı bile hatırlıyorum. Cezalandırdın bizi. Abi odaklanma problemi var adamın zaten. Yani kendi anlattığı her şey dinlensin istiyor ama biri onu anlatınca bir yerden sonra kafası kaçıyor. Zeynep, yalan mı? Yalan mı? Şöyle üstüme gelmeyin. Bakın ben gencecik ve hayalleri üstüne olan bir insanım. Üstüne gelmek için konuşmuyorum. Bu yanlış bir bilgi mi benim söylediğim şey? Dediğin şey doğru ama hemen mesela Mesut'un anısını düzelteyim mi? Herhangi mesela sen de ortama çok hakim olmak isteyen bir insansın. Bunu ben ortam hepimiz... birincisi olamayınca uykum gelir benim. Estağfurullah. Estağfurullah. Bu arada bir şey diyeceğim. Bizde ortam birincisi olmak vesaire gibi bir şey. Sende var. Biz var estağfurullah. Sen ortam var, birincisi olmadın. Sen niye kaşınmaya başladın? Arkadaşlar sevdiğimiz arkadaşlarımızla birlikteyken neyin ortam birincisi? Herkes ortam birincisi. Sıkıntı yok. Ya sen 10 tane dansçının olduğu susturum. Bir yerde en iyi dansı ben ederim diye kendini piste atan, konuşan, susmayan yavrum, bir adam. Gecenin üçünde Zeynep Bastık elinde çayıyla yavrum bir dans et diyorsa biz de dans ediyoruz yani. Ettik yani, istediğinizde dans ettik. Götümüzün üstüne yani. Düştük. Evet ya. Ulan. Yani rezil şeyler yaşadım. Sadece şunu soracağım. Sor. Mesut'un dediği şey doğru. Mesela bizi çok azarladığın zaman ama biz seni affediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ay ben ne yaptım size ya? Evet, bu kadar nasıl bir... Bir kere oldu? Bir kere benim aklımda o kaldı yani. Bir de benim işte şey. Zorla smoking giydirilmeye ama içerisinde. Bu bir dress code'dur abi. Bu hani size spesifik olarak size yapılmış bir şey ben değil. Ben bunu kendime yani. Bir kölelik daveti gibi görüyorum. Dress code kabul etmiyorum bunu. O düğün ya. O düğün meselesini kapat yani. Tamam, o smokini ipe ipe giyeceksin. Oğuzhan'a şunu sordum. Dedim ki gittin gördün dedim ya orayı. Nasıl bir şey dedim. Mesela müzikle ilgili bir şey var mı dedim. Oğuzhan şöyle bir şey yaptı bak. Ya bir tane klavye almış. Öyle bir klavye mi?
Oğlum stüdyomu kurdum ben oraya. Ciddi misin? Evet. Olsa görmedim. O gözü ha, bir görmedi. Şey görmüyor. Yani. Şey diyor ya, bir tane klavye gördüm falan. Nasıl yani dedim. Mesela Zeynep dedim o an böyle vadiye baktı. Dedi ki ulan dedi kaybolan dostluklara, kaybolan aşkıma vesaire bir şarkı kaydedeceğim deyip kendi yaşam alanında bir yer kurdun mu orada? Aşkım stüdyom var diyorum sana. Canım benim gelmedik ya, bilmiyoruz. ev turuna mı geleceğiz? Galiba Fevzi Kağan'ın evine gittiğini düşünmüş bir yerden sonra. Bir tane klavye, başka da bir şey yok. Hayır, nasıl Emircan, görmedik hocam? Emircan İreğ'in bana doğum günümde almış olduğu gitar var. Türlü kabile enstrümanlarım var. Ayrıca ciddi bir stüdyom var misafir odamda. Ya müzikle ilgili daha ne olacak? Bir ünlüyü koyup her gün şarkımı söyleteceğim karşıma alıp. Bir benim olsa yapardım. Bizim stüdyomuz olsa zincire vurmuş gibi, Prometheus gibi şarkı söyletirdik insanlar. Var tabii ki. Ben şöyle bir şeyden yanayım. Nasıl bir şeyden yanasın? Zeynep'e kendimizi, özellikle kendimi affettirmek için bir şey yapmam lazım diyorum yani. Sadece burada olması, bu güzelliğiyle bizim karşımızda olması değil. Hiç Beyoncé konserine gittin mi? Gitmedim. Çok istiyorum. Pekala. Bana konser bileti mi? Bizi götür falan diyecek galiba. Galiba. Hayır. Bu yine bana patlayacak evet, evet, gibisin. Gitmek istiyorsan eşlik ederiz diyecektim. Vallahi billahi. Ulan her yerde Beyoncé konseri kovalıyoruz. Böyle bir alalım bileti, abi, gidelim anasınıza değil al, ya. Evet ya. Niye böyle yaptın şimdi ya? Niye konuyu oraya getirdin biliyor musun? Son sahne performansın inanılmazdı. Teşekkür bak bir ederim. Çok seksiydin. Bak yine sarkazm mi yapıyor, anlamaya çalışıyorum. Bak mesela. Ama daha burada nasıl anlatacağım? Dön bakayım bana. Bak bakayım gözlerime. Bakayım. Ciddi ciddi şu. Hmm. Gerçekten benim son dönemlerde biliyorsun benim nasıl bir müzik sevgim olduğunu. Biliyorum. Beraber paylaştığımız müzikleri. Sizin evlerinizde açtığım playlistleri ve sonra senin bir anda Türkçe pop'a döndüğün, sabote ettiğin playlistleri. Ve ortam lideri olmak istemiyorum. Bir yandan sonra Türkçe pop dinlemek zorundasın. Ortam lideri değil. Güzel şeyler dinleyin istiyorum. Olmuyor. Okay. Sıkıntı Türkçe yok. Pop da güzeldir. Eyvallah teşekkürler. Karo abi. Türkçe pop sayende güzel. Of. Power FM programına döndük ya. Pop pop kral pop. Sen tabii Harbiye'de gördün. Ben en son galiba Unik miydi orası? Vosogen Arena. Vosogen Arena'ya geldim. İlk kısmı akustik geçirdik. Evet. Ve ben gerçekten ikinci yarıda öyle bir şey olacağını beklemiyordum. Şimdi biraz da böyle hani dansçı arkadaşları da görmek istediğim için hani. Evet, bayılırsın. Okay. Gerçekten öyle bir sahne performansını kaça patlıyor? Neye referans alıyorsun sen? İzlediklerime tabii ki. Yani ne istiyorsun? Konser izliyorum ben çok. Evet. Seviyorum live'larını izlemeyi, sanatçıların. Bir de bu konser özelinde böyle ilk defa bu kadar prodüksiyonlu bir şey yaptık. İlk defa bu kadar büyük, bu kadar kalabalık bir ekiple çalıştık. O yüzden böyle her şeyin benim potansiyelimi daha gerçekleştirebileceğim bir versiyonuna hazırladık her şeyi yani. Çünkü ben dans, çok uzun süre dans ettim aslında her şeyden önce 8 sene kadar falan. Ama böyle kariyerimin başlangıç hikayesinde çok hani YouTube'da, koltukta başlayan bir hikaye olduğu için böyle aslında tamamen beni yavaş yavaş, kendimi yavaş yavaş gösterebildiğimi düşündüğüm bir yolculuğum var. Şu an son geldiğim yerde bu konser özelinde ve bence Eyvah üzerinde de artık potansiyelimi net bir şekilde her anlamda ortaya koyabildiğimi düşünüyorum. O yüzden beni bu konser çok heyecanlandırdı ve bu kadar özenle ve ciddi şekilde hazırlandık yani. Dünya Kupası'nda sahne aldın yani. O şimdi evet, onu diyecektim. Ama o benim sahnem değildi. Orada benim ekstra kendimizin kimin koyduğu sahnesi? Bir Devran Çağlar'ın sahnesi miydi? Hayır şöyle. Benim konserimdi ama benim sahnem değildi. Yani benden önce Maluma vardı. Evet be ya. Kadın be. Sanki bak ne evet ya lan. Bir dakika. Wow. Wow. Oğlum Dünya Kupası'na ben de gittim ya. Ama dostum, bir arkadaşımla. Şimdi Beyaz Şov'a 5 dakika konuk olmak gibi bir şey değil. Çağrı Taner'de evet capsler yapıyor. Gel bakalım Çağrı gibi bir şey değil. Önündeki insan Maluma. Tabii tabii. Hayır. Benim sahnem değildi. Ne lanet gelsin. Büyük, hayır ne kadar büyük bir şey olduğunu kabul etmeden söylemiyorum. Şöyle hani bizim prodüksiyonumuz değildi demeye çalıştım. Tabii ki de yani Dünya Kupası'na çıkmak çok acayipti. Ama ben de şöyle bir, bu bir problem mi bilmiyorum ama bir şey gerçekleştiriyorum ya. Atıyorum bu bir şarkı çıkarmak da olabilir. Atıyorum büyük bir konser vermek de olabilir. Bir yandan da bir problem gibi de aslında bence şu an düşününce. Ben onun ne kadar büyük, ne kadar başarılı, ne kadar önemli bir şey olduğunu yaşayamıyorum içimde. Hep bir next step'e gidiyorum. Yaptık tamam, sırada ne var? Tamam bunu yaptık zaten. Hani oldu. Harika oldu tabii ki. Ama next ne? Şimdi ne yapıyoruz? Önümüzdeki olay ne? Challenge ne? Ya da neyse. Yani hep öyle olduğu için mesela şu an söylüyorsun Dünya Kupası'na çıkmak tabii ki de çok önemli bir şey. Çok acayip bir gururdu benim için. Hele ki Türkiye'nin orada olmadığı bir yerde müziğimizle tek Türk olarak orayı temsil etmek ayrıca bir gururdu. Ama UEFA'ya falan, UEFA diyorum, FIFA'ya röportaj falan verdim yani. Çok acayipti. Sadece sahnede olmak değil, bütün proses, süreç çok acayipti zaten. Ama bunu mesela dönüp insanlara böyle bal bal anlattığımı hatırlamıyorum yani. Bu okey bir şey benim çok için gibi. Çok üstüne düşmedi evet, zaten. Evet düşemiyor. Bunu. Evet. Hiçbir şeyin düşemiyorum. Hani bu bir problem mi? Belki de akıl sağlığımı böyle mi yerinde tutuyorum? Bilmiyorum ama okey harika ve tamam şimdi ne yapıyoruz gibi bir yerdeyim açıkçası. Bence bak mesela konuyu nereye getireceğim şimdi? Dünya Kupası zaten çok önemli bir organizasyon. Tabii yani ki öyle. Yani önemli demeye gerek yok yani. Dünya Kupası orada sahne alman yani müthiş önemli tabii bir şey. Ki. Yani aynen ne olursa öyle. Olsun. Ama benim değinmek istediğim ve hazır seni de yakalamışken çünkü yarın telefonu açacağın açmayacağın belli olmadığı için. Belli olmaz. Yakalamışken sorayım. Zeynep kliplerde bir şey yapıyorsun farkında mısın? Bu senin böyle bir garip bir kamera
paraya bakma bir durumum var. Neymiş bir o? Anda mesela bizim gibi gencolar klibi izlerken hani Zeynep böyle sen bir anda kameraya dönüyor. Çok seksi ve sarkastik bir hareket bu. Sen bunun farkında mısın? Son Eyvah son klibinde de bunu yapmışsın. Son iki yakalanan bir trik sanki. Evet. Daha önce. Ya böyle bir objektife seyircinin gözünün içine bakma gibi bir kamera oyunu bir trik sanki her klipte kullanılan arada özel da yaptım bunu. Arada da yaptım bunu. Bu böyle pıt 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 böyle kız dansçıların döndüğü ve senin laks diye döndüğün. Evet tamam şimdi anladım. Bilmez ki şu hasretin sesi sus dedikçe. En son Melih Kun klibinde de var bu. Evet. Başucumda kal ve dinle tüm gece bu derdi. Bunu mesela yani farkında mısın onu soracağım. Ya bu, ama şimdi mesela biz seninle hep şey konuşurduk ya Şade diye bir ablamız vardır. Her zaman. Hep şarkılarını paylaşırız, klip performanslarına bakarız vesaire. Number one'ımız. Onun da mesela sahnede hep böyle garip trikleri vardır yani. Dansları, o seksili vesaire. Biraz ondan alıyor olabilirim o öykünme hikayesini. Sen o inspire... şey olayımdan biri yani. Daha signature bir şey. Oğlum kaç kere durdurduk? Zeyno nasıl bakıyor orada? Bize mi bakıyor falan filan diye böyle. Çok garip. Sevgili Zeynep Bastık bu videodan sonra telif atmazsa o görseli bir görelim. Döndük. O inanılmaz bir şey bu arada. Şu şeyi diyorsun değil mi? Böyle dönüyor dönüyor. Tak dönüp şunu bilmiyormuş yaptım. Bilmiyormuş gibi yapma. Evet. Bilmiyormuş gibi yapma. Eyvah'ta nerede yaptım anlamaya çalışıyorum. Eyvah'ta da yapıyorsun. Time code verecek şimdi bak. Time code mi? Yok hayır. Yine böyle kameranın sana çok yaklaştığı bir anda böyle bir anda oraya bakarken tak diye döndüğüm tamam, bir an var. Şimdi böyle diz çöküm ve şöyle nasıl geldim. Zeynep Bastık izliyoruz? Bravo. Time code ile birlikte. Bravo bu detaylar. Gözümü yaşartacak biraz. İnansın. Sonra da. Ya sen de bu adama darıl. Hiç. Sonra da sevgili Ali kardeşimiz niye Zeynep Bastık'ın son şarkısı Eyvah'ın lansmanı da yok. Yok muydun? Ulan ne eğlendin? Nasıl vardım Allah aşkına? Bir şey söyleyeceğim. Yani şu date'i yaptık diye hayatıma eskisi gibi dahil olabileceğini bu kadar kısa sürede nasıl düşünüyorsun? Öyle olmayacak mı? Öyle olmaz öyle. Ama bu çaba ister. Bu çaba ister. Olur mu öyle şey? Öyle hemen laps diye nasıl öyle artık Levent'te değiliz aşkım. Bir şey diyeceğim artık bu video vesilesiyle ben o antraja giremeyecek miyim? Hayır. Kardeşim alıp gelemeyecek miyim? O anturajdan o anturaja çok hızlı girmiştin. Biz ocak dışı edildik bayağı. Ama çıktın. Şimdi oraya o kadar hızlı giremiyoruz. Biraz yavaş yavaş gireceğiz. Arkadaşlık ne kadar zor bir şey zor. Ya. Yeni alımlar oldu benim mu peki? Benim için emek ve çaba ister. Çünkü ben arkadaşlığa çok önem veririm. Güzel çok soru çaba var. Sarf ederim. Yeni emek alımlar. Veririm yani. Klana yeni alımlar oldu mu? Ya yani yeri dolduruldu mu mesela hali biçimi? Sen kalktın oraya başkası hayır, otursun. Hayır ben yeni arkadaş ya dost edinemiyorum öyle haneme alabileceğim. Benim bildiğiniz insanlarlayım. Tilki diye yani. Bir köpeğim var galiba. Ha evet Melike'nin Uğur'la da. Bizim yani. Evet. Melike kim? Arkadaşım. Abi nasıl dur yani? Be. Bana bak be. Hayır be. Ya bu insanların iki senesi böyle geçti zaten. Ve sen buna rağmen düğünde takacağın altını cebe atıp İstanbul'a öyle döndün. Estağfurullah. Puh, cebimde kaldı. Sadece benim de senin de cebinde kaldı. Yalan söyleme. Umut namussuz. Kurt'u kenara çektin ve dedin ki sen sesini çıkarmazsan kimse sesini çıkarmaz. Eyvallah. Bu akşam ben böyle sessiz duyuyorum. Sakin devam edelim hayatımıza. Dedim neler mi demedim mi? Yalan söylüyor. Ya biz sizin sadıcınız değildik. Öyleymiş gibi yanlışlıkla abi sahneye attık. Abi siz nikah zaten orada şahit mi değil gibi çıktınız biz. Sahneye filan. Sorma biri bizi gaza getirdi. Ama bir ya. Şey diyeceğim. Yapmadık. Olabilir bu arada. Bize hep öyle söylendi. Bak dikkat edersen bize ne söyleniyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Aynen. Sana bu 1,5 sene içinde çok şeyler söylendi herhalde. Neyle ilgili? Zeynep Hanım. Ben bunun için geldim abi buraya. Ben bunu evet, nasıl... ben ne de. Yapacağım seninle? Hayatımda ilk defa sana abi, Zeynep Hanım dedim biliyor musun? Goy goy mu yapacağım? Beni bu kadar ötekileştirdin. Öyle baba seninle oturup Synthwave mi konuşacaktık? Seninle böyle. Bam gün. Synthwave'de konuşmuşluğumuz var işte ama kıymetini bilemedi. Bu arada büyük de müzik insanıdır kendisi. Kıymetim bilinmedi Mesut'cum. Zeyno bir hem şey... Hem Synthwave konuşacaksın hem patlıcan yemeği yedireceksin. Hem sarhoş olduğunda pijamalarını giydirip başına suları koyacaksın. Benim anam. Kalkıp elini öpeceğim ona şimdi. Ona uygun gördüğün arkadaşlarınla tanıştırıp çöp çatanlıklara dalacaksın. Sen nereden bulacaksın be benim gibi arkadaşı? Sana arkadaş olmak çok zor. Sana arkadaş değil sana hizmetkar lazım. Bu ne ya manyak peki, adam. Peki ben de bir şey soracağım. Size ya. Arkadaşlık üzerine konuşuyoruz. Evet lütfen buyurun. Normalde bir arkadaş grubundan çıkıyorsan bir yere girmen gerekiyor değil mi? Nasıl yani anlamadım. Bir arkadaş grubundan pardon yanlış söyledim. Bir arkadaş grubundan çıkartılıyorsan bir yere ait olman lazım. Hakan Günday'ın bir lafı vardır. Hiçbir yere ait olmayan insanları çok iyi bilirim. Her yere aitmiş gibi davranırlar. Sensin o. Bravo. Ne kadar güzel bir şey söylüyorum. Niye hemen ağzıma yapıştırdın lafı ya? Hayır, Hakan sen... Günday diyorum. Edebiyat diyorum. Abi dönüp dolaşıp sana gireceği çok belli. Sen kendini böyle mi konumladın onu anlamaya peki, çalışıyorum. Peki Mesut Çantoma'ya bir sorar mısın? Beni hayatınızdan çıkart sonra senin gibi birisi girmiş mi hayatımıza? Girmiştir. Girmedi. Girmiştir. Senin hayatına çok sık insan Zeynocuğum, giriyor girmedi. Çünkü. Zeynocuğum girmedi. Girmedim ya. Hakikaten. Bir arkadaşımız var. Bir arkadaşımız var. Diyarbakır'dan Alperen. Zeynep Bastık'ı yakalamışken bir sorum var dedin. Neydi o soru? Evet. Zeynep Bastık'ı görsem şu soruyu kesinlikle sorarım dedin. Bir soru vardı. Hikmet sen miydin o? Allah kahretsin seni. Ya Hikmet, ne kadar tatlı Allah bir soru. Hikmet soruyu sormadan eve heyecanlandı. Altını işiyordu. Şöyle Hikmet sordu. Çok şeker şarkıları ya. Şarkıları yazarken hangi duyguları...
Hikmet çok tatlısın öncelikle. Ama Urla yok. Urla'ya geliyorsun. Ali biçim evsiz gelmeyecek. Ama sen hatta geleceksin. Bilgi Üniversitesi'nde Nikos vardı. Eskiden Cem Yılmaz'a işte Necati Şaşmaz'a ilk soru soran. Sen onun gibi bu stüdyonun müdavimi ol böyle. Herkes sana ilişmesin. Sen sorularını sor bundan sonra. Çok tamam, tatlı Hikmet. Biri. Cem Yılmaz Bey, sizin küpelerini hayranım. Ayrıca küpeler hakkında bir şey sormak istiyorum. Sağa takan gay, şova takan straight. İkisiyle birlikte takan ne oluyor? Hangi duygularla yazıyormuş ya? Abla hangi duygularla yazayım? Hikmet adlı, kendisini Hikmet diye tanıştıran bir arkadaşımız ekibimize sızarak Zeynep Bas'ta şarkıları yazarken ne hissediyorsunuz? Bana çok fazla vaktim yok, birkaç dakika içerisinde anlatır mısınız dedi. Çok cici soru. Yani ben öncelikle her şarkımı kendim yazmıyorum. Hoppa! Ben bunu bugün ilk defa duyuyorum ve bir hayal kırıklığıdır bu benim gerçekten. Için. Yalan söylemiştim. Yalan ilk defa duymasam da insanların bazılarının böyle yersiz bir duygu sahibi olduğunu bildiğim için onları daşlamak istemiştim. Ay, insanlar benim şarkım olduğunu bile düşünmüyor. Hala sadece cover yaptım zannediyor. Evet. Sen oraya girme. Neyse. Ben albümde, Zeynodisco albümümde, orada da yanımdaydınız galiba o lansmanda. Galiba mı? Sonra aforoz edildi. Zeynodisco bizim mı? Son birlikteliğimiz. Galiba Zeynodisco mı? Sürecindeki albümündeki şarkıları ben yazdım Serhat'la birlikte. Yani her şarkıyı ben yazmam ama yazdığımda ne oluyor? Ne hissederek yazıyorum bilmiyorum. Değişiyor. Birden fazla duyguyla yazdığım birden fazla şarkı var. Yani neye yazar ki insan şarkı? Aşka yazar, ayrılığa yazar, can sıkıntısı, Zeynep, pandemi. Böyle şeyleri yazdım. Pandemiye şarkı yazmadın diye biliyorum. Yazmışımdır. Yazdım mı? Pandemide yazdık zaten Zeynodisco'yu ya. Biontech diye şarkın var biz Biontech. Ay pandemiye dediğim yani o sıkışık hissetmeyi, o sürece dair duygularda Sinovac bir şeyler. Yapma. Öyle şeyler yazmışımdır yani. Çünkü şunu Hikmet'ten sektirerek şöyle sormak istiyorum. Ben geçenlerde Zeynep'in şarkısıyla ilgili bir şey paylaştığımda Zeynep Bastık'tan Afro Zeyno tarzı bir yaklaşım diye Eyvah şarkısını paylaştığımda sen bana yine bir hakaret ettin. Hakaret etmedim. Dedim ki yine söylediğinden bir bok anlamadım dedim. Çünkü her şeyin sonuna S koyuyor ya. Hayır ne demeye çalışıyorsun yani? Ben artık seniz Afro Zeyno anlamadım yani. Ben tercüme edebilirdim orada. Ne dedin tam olarak istersen ben? Zeynep Bastık'tan Eyvah tam bir Afro Zeyno olmuş. Tamam. Arada olmuş Zeynos vesaire oldu. Ben mesela son şarkıyı Afro Zeyno diye. Güzel bir benzetme. Güzel bir benzetme. Zeynocuğum sadece güzel bir benzetme değil. İyi müzik bilen, kulağı olan, absolut kulağı olan bir arkadaşımızın. Absolut kulağı mı? Wow. Senin absolut bana sarhoşken mi söylüyordunuz var bunları? Sen absolutsun, sen yücesin. Sen... Abi yerinde dur diye söylüyorduk. Yoksa taklalar atıyorsun, zıbaplar saçıyorsun etrafa. Aşko otur absolutsun dedik. Aşko sonuncuyu otur... hiç diye söylüyoruz. Çok güzel be. Absolut kulak olmak kolay mı oğlum? Olamazsın absolut kulak. Yo, müzik endüstrisi benim için diyor. Ne kadar iyi yok, bir dinleyicisin yok, diye. Ali, doğrudur. Olabilir tabii de zor gibi. Hayır zaten. Olamazsın. Bunu bugün burada kapatalım. Absolut kulak değilsin. Yo, öyle olduğunu söylemeye devam etti mi sonra? Bana 3 yıldır ben absolut kulağım. Siz onu kimsiniz lan falan diyor ya. Ay bir de buradan sana helal olsun. Pekala. Varsayalım ben absolut kulak değilim. Sadece tamam, normal. Örs çekiç çok üzengi. Az insan absolut kulak. Kendi çapında müzik dinleyen bir İyi izleyici. Müzik dinleyicisi. Ha, böyle olur. Böyle olur. Böyle de canımı ye. Bunu kabul et. Ali benim çocuklar sana bayılıyor. Bir fotoğraf çekelim demeyin. Bir izleyici. Bir dinleyici olarak sadece Afro Zeyno diye bir doğru yakıştırmada bulundum. Biraz marketing için yanlış bir isim gibi. Böyle Afrikalı bir aşiret kızı gibi. Afro yavrum, Zeyno. Bu güzel bir yorum sadece. Ben marketing yapmıyorum. Onunla alakası yok. Sadece tamam, uzun abi, süredir konuşmadığım arkadaşım ne kadar güzel bir şarkı çıkartmış. Ve bu arada ben gerçekten çok sevdim ya. Gyoko kim bu arada? Gyoko müzisyen, çok tatlı. Prodüktör, söz yazarı, aranjör, her şeyi yapan aşırı yetenekli bir çocuk. Zıbapibapaniden. Hayır o Kozmos. Kozmos'tu. Gyoko Iva Mia var ya. Onun adı Eva. O da çok iyi şarkı i̇şte, be. Gyoko. Aynen çok tatlı bir arkadaşım. Gyoko'yu nerede keşfettin? Nasıl keşfettik Gyoko'yu? Ben Gyoko'yu Iva Mia ile keşfettim ama Gyoko da Iva Mia'yı birlikte akustik yapalım mı teklifiyle bana geldi aslında. Böyle önce ben dinledim ama sonra onun önceden attığı mesajı sonradan gördüm falan gibi. Böyle kader bizi bir araya getirdi yani Gyoko'yla. Yani biz de Gyoko'yla aynı kaderin sahibiyiz aslında. Öylesiniz. Mesajı attı ve sonra. Hmm. Gyoko şanslıymış. Ya bir dönem mesela... bizi şarkıcı zannettiler senin yüzünden ya. Nerede? Şimdi YouTube kanalında paylaşımı yaptın ya, Exxen'de çektiğimiz bölümü Zeynep Bastık ve konuklarının kestiğini YouTube kanalına attıktan sonra sokağa çıkamıyorum, sokağa gacıya yazamıyorum, gacı evde deliriyorum. 3 hafta insanlar bize yeni şarkı yok mu falan, beni barlarda foçada çıkıyor falan sandılar mı? Ama bir şey söyleyeyim mi, sizden hiç beklemediğim bir performanstı biliyor musun? Sayende anam, çok sayende. İyiydiniz yani. Yo gerçekten bunu sonra konuştuk kendi aramızda da, en iyilerinden biriydi hatta. Net. Bizim için de bak mesela çok enteresan bir tecrübe oldu. Bak ne yalan söyleyeyim ama yani Mesut'u bilmem ama ben gerçekten çok heyecanlanmıştım. Sen şarkı söylemeyi
yapmayı seviyorsun zaten. Çok seviyorum, seviyorsun da, ya. Hayır, seni tanıyor oluşumuzdan da ziyade ayrı bir heyecan vardı orada. Neden? Çünkü eş dost ortamında şarkı söylemek ayrı. Seninle beraber performans yapmak ayrı. Adamla yolda böyle birbirimizi iteliyoruz. Sen bas söyle, ben tiz söyleyeyim. Zeynep zaten birbirimize işte yardıracak. Sen hiç söyleme. Sen de azıcık böyle bas ben takıl yine vesaire. Ben orada da ultimatomlarımı verecek mi? Peki bir şey diyeceğim. Neden bir tane daha ya da neden birkaç tane daha yalamıyoruz? Ya da daha doğrusu akustikler niye burada yapsaydık gelmiyor? Keşke. Hoppa. Ama bak şimdi uzun bir aradan sonra. Bak koltuğu da getirmişsin. Abi boş yere zarar ettik şu an. Hayır kahretsin. Uzun bir aradan sonra şimdi seni buraya davet ederken şimdi senin ekibin, Tom Meister'ın, işte kostümcün yani, evet, vesaire gelme. Sen doğru. Buraya bir tırla gelecektin. Haliyle olmayacaktı yani. Yapabiliriz bir daha. Niye ben yapmıyoruz? Çok isterim. Hadi Uğur'la akustik session. Hadi yapalım. Hadi. Vallahi billahi. Anlaştık. Getirsin gitarını evden. Ben de kisilofon getiririm, gitar. Kenarda çalırım. Var var, hepsi var. Her şey var mı? Ne Oğuzhan söyleriz peki? Oğuzhan hiçbirini görmemişti, hepsi var. Halbüse çok görecek bir raddede şu an. Nasıl görmedi? Görmedi valla, bilmiyorum, görmedi. Ne söyleriz be Zeyno? 90'lar seviyoruz ya, hepimiz söyleriz 90'lardan yine. Onun çığırabileceği bir şey lazım. O onu istiyor. O tizlerde olmak istiyor hep. Evet. Sana yine güzel sen, bir tiz buluruz. Yine sen ne istersen o olur da. Sevgili Alperen, ne söyleriz acaba? Zeynep Bastık hanımefendi, eğer ki mesela Mior birden de izini alırsa bizim için. Bizim ne söylememizi istersin? Bir izleyici, bir takipçi ve bir dinleyici olarak. 90'lar sevmiyor musun? Yani bu çocuğa hiç beklemediği yerden soruyorsun. Her yerde ben sormuşlar. Alperen ne normalde diyor? Böyle Jurassic Park'taki safarici herifler gibi geziyor. Şortla falan, sen geleceksin diye. Sorma, pantolon bugün milletin bir gıkı çıkmıyor ya. Pantolonun gerginliği var şu an. Jurassic Park'taki safarici herifler diyemezsin. Ama öyleydi gerçekten. Abi bu adamın beyni nasıl çalışıyor ya? Kıymet bilene nereden diyelim be. Nereden geldi aklına bu mesela? Lan Ali, ne zeki adamsın o. Soba, tam olarak soba olmaya örnek bir şey değil miydi bu? %100. Değil mi? Doğru. Bu en net örneği buydu. Evet. Zeynep hatırlattı. Arkadaşlar gerçekten soba ismi çıktığında galiba da değil. Sadece Zeynep'le konuşuyorduk, bu sobadır. Sen gerçi yine ay neye soba diyorsunuz doğru, evet. Deyip evet. Falan filan evde böyle birbirimize girdiğimiz dönem oluyordu. Böyle bir challenge'ımız vardı. Ne sobadır ne soba değildir. Evet, ben orada anlamaya, idrak etmeye çalışıyorum. Ve düşünsene orada kurduğumuz hayal yıllardan sonra burada. Bence sevgili Zeynep Bast'a bir ara moral alkışı. Önemli bir şey çünkü bu. Çünkü bu ismin doğuşuna baş şahittir. Anamızdır o bizim. Bana bizim. Zeynep Ana diyorlar. Niye? Anadır be. Müzik sektörünün yeni anası bu arada muhtemelen sen olacaksın. Bundan 25 sene sonra işte atıyorum bir genç kız iş yapmak istediğinde akıl hocası olacak yegane insan sen olacaksın herhalde. Umarım olabilirim. Teşekkür ederim. Başka kim biraz olacak Zeynep Ana, Allah rızası için. PMS'im zaten, bana duygusal şeyler söylemeyin. Ne demek söylemeyin. O? Regle öncesi bir haftasında PMS denir. Duygusal hormonal olarak değişimleri başladı o hafta. Ben sakin sakin ben söylüyorum. Ben müzik label'ı sandım biliyor musunuz ya? Ben de öyle zannettim biliyor musun? Neyse bugün bir bilgi daha kattık kendimize. Bundan PMS... sonra kızlara PMS ay, miyiz ne oluyor lan? Siz nasıl biliyorsunuz ya? Ya ben çok küçük çocuk. O biliyordur, o biliyordur. Efe dersin, nereden bileceğiz? Sen bilirsin. Sen Zümrüt Ağa sen bilirsin. Arkadaşlar madem bu kadar açığız, telefonum şu an yanımda değil. 21 gündür seks orucundayım. Ya. Okan Bayülgen gibi. Neye borçluyuz? Yok o 21 yıl bu arada. Oho, gerçekten mi? Evet. 21 yıl mı? Benimkisi 21 gün. Tövbe bak şurama, enseme bir ağrı. Bir dakika. Abi şu an senden zaten çok korkuyor bütün ekibimiz. Şimdi, gözlerin dolu dolu. Hayır ben merak ettim. Niye 21 gün? Hayır be, dinlenmece ya. İnsan... Hayır, ya spesifik olarak 21 gün. Ana çok çalışıyor ana. Hayır anam çalışıyoruz be. Tamam fırsat olmadı sevişmeye gibi hani. Yok biraz yok öyle o diyelim. Zaten hayatının merkezinde. Ya fırsatların etrafına normal diğer şeyleri dizdiği için günü şuna göre belirliyor. Saat kaçta nerede seks yapılacak ona göre organize edeyim. Bir şey stüdyoya gideyim, 5.30'da Mesut'a gideyim falan öyle bir hayat. Bu arada mesela sevgili Zeynep Bastık geldiğinden beri videonun başından beri izleyen arkadaşlarımız ne kadar çok kaliteli müzik muhabbeti yaptığımızı fark etmiştir. Ama şunu itiraf etmekte fayda var. Sevgili Zeynep Bastık gerçekten bana bir ilişki bulmak konusunda da çok böyle yardımcı evet olmaya be. Çalıştı. Allah senden razı olsun. Yine olmadı senin. Yine olmadı ama gerçekten bak şimdi bu videoyu izleyen insanlar sadece müzik dışında arkadaşlığın ne kadar önemli bir şey olduğunu bir kere daha anlıyor. Çünkü gerçekten birisi için... Zeynep ya. Kus istersen abi, be. Abi bir şey diyeceğim. Sen arkadaşlık arkadaşlık anlat ya. Biz yalan dolanırız ya. Sinirler iptal ol. Ulan ben bak ben şunu söyleyeceğim. Saçların ne kadar güzel olmuş diye ben mesaj atamadım size be. El aleme söylüyorum. Bir diyorum şey ki. Atamaman neden? Niye atamıyorsun? El aleme söylüyorum ki ya görürsen saçlarının ne kadar güzel olduğunu söyle. Benlik bir şey yok. Mesut ara söyle saçları. Çok güzel olmuş da falan. Gerçekten mesela abi mesafe var ya. Ve bu mesafeyi biz bugün. Abi senin iletişim şeklinden olabilir mi? Ya koy
koyduğum her story'ye alev atıyor sadece. Abi estağfurullah. Abicim, ne yapmam gerekiyor? Ya, alkış mı atayım? Bu sefer yine yanlış anlaşıldı. Bak, her şey korku dolu eski eşine bakıyorsun. Ulan sen. Hayır. Her şey alev atmak bir iletişim şekli değil. Ayrıca biz yani... Ateşle haberleşmek diye bir şey var ya Zeynocuğum. İlk insan mısın? Neden herkese alev atıyorsun? Herkese alev atıyor. Bana da atıyor. Kanka hani biz kankayız. Herkese, bana niye alev atıyorsun? Herkese alev atmıyorum. Yok mu bir anabacı kavramı? Yok mu birilerini yok de bırak line'ın dışında be? Bir family. Burada, hikayemiz yok mu? Burada bir can yoldaşınız. Buse Hanım da bizlerle birlikte. Buse Hanım sizi de uyarıyorum. Bu arada ayağınızdaki donlakaran New York çok eski bir eşofman altı. Bu bayılırım bu arada. Eşofman dediğim için kusura bakmayın. Bir tight galiba kendisi. Öyle. Ben kendisine alev atarken kötü bir niyetle atmıyorum. Ya biliyorum neden atıyorsun ama yani iletişim kuralım. Neden alev ya da kaplumbağa ya da Allah kelebek. Allah aşkına dişini fırçaladığım bir story'e ben şey mi yazacağım? Selam uyandın mı yazacağım? Ne yazacağım mesela yani? Abi ne normal yapabilirim? Numarası yok mu bu insanın sanki sende? İlla bir story'sine yok, bir şey yok, hattım değişti benim Mesut. Ha, numaran da artık bizde. Büyük bir ihtimal bu konuştuğumuz numara zaten senin 7. telefonun ve eski hiç bakmadığın. Eski numaran satıldı mı? Zeynep bastığın numarasıdır satıldı. Ahoy falan diye. Satıldı. Gerçekten mi? Aynen. Neler diyorsun? Açık artırmayla. Neler diyorsun? Zeynep Bastık tur takvimi var mı şu an önümüzde bizi bekleyen? Var ama ya şu an nasıl söyleyeyim ki bilmiyorum. Takvime bak. Gelmesin diye söylemiyorsun değil mi? 18'inde önümüzdeki hafta geleceğim. Pazar günü Kuruçeşme Arena konserim var. Oo. Kuruçeşme Arena mı? Evet. Kuruçeşme Arena. Arena var mıydı sonunda emin olamadım da. Evet, Kuruçeşme konserim var. Belki gelmek istersin. Ama sana hiçbir şey vaat etmiyorum. Ne yakın arkadaş. Ne güzel beğendiğin boş birini konser, davet müzik, etmişliğim müzik var. Müzik dinletisi gel. Ulan dümdüz arkadaşının konserini izleyeceksin. Zeynep Bastık sana konseri izleyeceğim. Sana vaat etmiyorum. Sana kız arkadaşımla tanışma fırsatı sunmuyorum. Bu sadece müzik. Tamam, okey. Sadece müzik. Bana pek inandırıcı gelmedi ya. Peki ne zamandı konser tarihi? Önümüzdeki pazar 18. Önümüzdeki pazar. Aa çok güzel. Ben de derim ki ulan olmaz ki ya. Gel şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım? Benim hatırım için. Hı. Mesut Can kardeşimiz zaten bu hikayede yanan bir gariban oldu. Gel barışmamızın hatırına şöyle güzel. Beyoncé konseri. Onu zaten ayrı konuşalım da 5 tane hanımefendiye bir Zeynep Bastık konser bileti verelim. Sen bunu her gelene yapıyorsun abi. Ya Allah'ıma... bu işten yine neden sen beni kendini bana affettirmeye çalışırken yine sen karda çıkıyorsun. Bana bir şey yapılsın. Niye sana yapılıyor Zeynep Bastık yine? Bileti bulamayan 5 tane hanımefendi. Kötü bir şey demedim ki. Hayır abi benim işime yarayacak bir şey. Bilet satıyoruz çok şükür ya. Bir hayır evet baba beş, ya. 5 tane Zeynep Bastık dinleyicisi. Ben geleceğim onlarla beraber. Neden yaptın çok hadi iyi biliyorum. Hadi gel şunu yap be. Gel ben seçeyim. Hayır. İzin verin. Hayır. Tolga hocam izin verin be. Hayır hayır. 5 tane. Hayır. Hayır. Yok sana konser monser. Bana seni affetmemi istiyorsan Avrupa'nın güzel bir kentinde olan Beyoncé konserine Golden Circle'dan bilet alacaksın. Tamam ben de şu an ben hislerine çok güvenen bir insanım. Ben Koç burcunu aslanım. Ben sizi ben hep dinledim. Şimdi sözümü kesmeden Bakın Köylü'ne parka falan dinleyin. Götürmeye çalışsa yemeyiz hadi siktir git. Benim hislerim çok kuvvetlidir. Evet. Bir arkadaşım var. Şu an ismini vermeyeceğim. Gerçi videoyu başından beri izleyen arkadaşlarımız kendisinin ismini çok duydu. Hislerim o kadar kuvvetli ki şu an 5 tane Beyoncé Golden Circle bileti aldı ve büyük bir ihtimal biz Amerika'da izlemeye gideceğiz. Ya. Kim lan bu? Sevindin mi? Hayır. Bir yerlerden beni duyuyor şu an zaten. Hayır. Senin almadığın bir Beyoncé konserine kendi emeğinle alacaksın. Kendi emeğinle. O ticket'a gireceksin. Bu arada Golden o web Circle sitesine girecek falan hani kart numarası falan ad soyad son kullanma tarihi. Berkay'la da böyle bir iddiası vardı onu da yerine getirmedi. Bu proses de sana ait. Hani öyle alsana abi şu iki bilet falan da değil hani. Gerçekten gidiyoruz o zaman. Hadi. Ben gelmiyorum. Ben Hak'tan dinlemeye gideceğim. İşte bunu istiyorum. Ona da gideriz. İşte bunu istiyorum. Ona da gideriz çok severim. Hep yıllardır zaten birbirimize ya, yalandan ölmek üzereyiz. Bak gırtlağıma kadar yalan doldum. 15 yaşından beri yanınızdayım. Beni yalanla büyüttünüz ya. Yazıktır be. Aşka olan inancımı zedelediniz. Yalana olan bakış açımı değiştirdiniz. Aşka olan inancını ben mi zedeledim senin? Hayır bütün ünlüler için söylüyor istersen. Ben onu görmezden gelerek konuşuyorum. Gönül işleri mevzusunda kendisi öyle oğlum bir insan değildir. Düdüf düdüf düdüf. Sen aşk kadınısın. Karşıya geç. Zeynep Bastık aşk kadını. Seda Sayan çorap kadını. Zeynep Bastık aşk kadını. Yazın bravo, oğlum bunları altına. Zeynep Bastık doğru. Madem bir aşk kadını. Öyleyimdir. Zeynep Bastık madem bir aşk kadını. Bakalım evet. Bir canım ne soracak. Ben Zeynep Bastık'a şunu sormak isterim. Kendisinin gerçekten bir aşk kadını olduğunu düşünüyorsa 90'lar Türkçe pop'tan aşk kadını olduğunu bize en yakından anlatacak şarkı hangisi olurdu? Çok iyi soru lan. Düşüneceğim ama biraz düşüneyim mi? Bu arada Beyoncé Circle 150 bin lira Golden Circle. Alıver paran var. 153 kişi gideceğiz 450 bin lira. Abi sana koyar mıyım?
ya? Ondan bahsetmiyorum. Senin maddi durumun iyi. 450 bin liradan bahsediyorum. Daha orada bir şey yemedik ha. Mesela bunun canı tamam, çurro çekti. Tamam, yemekler benden. Otel ve yemek benden. Beyoncé'ye gideceğiz diye 1 milyon TL mi gidecek? Anasını ya, yapacak bir şey yok bir kere. Senin ağzını. Sana değer be. Ama o arkadaşım beni biliyor, dinliyor şu an yani. Hayır. O arkadaşın kimse onun almasıyla o Beyoncé konserine gidilmeyecek. Ya şaka yapıyoruz ya. Orada zaten birbirimize sözüm var. Hayır, az önceki sorudan bahsediyorum. Tamam, dur, şarkı düşünüyorum. Onu gerçekten merak ediyorum, soruyorum. Bu merak etmez, bu ya Pop Smoke falan dinliyor. Ya böyle şeylere hemen cevap veremiyorum da. İlk aklıma geleni söyleyeyim. Tarkan'dan bir şey olur mu? Of, o da ayrılık ya. Aşk dediğin hani böyle happy bir şey mi söylemem lazım? Şöyle düşün. Ona sor, ben o toplarda hiç yokum biliyorsun. En çok böyle aşkı hissettiğin yabancı dizi hangisi? Sen bayılıyorsun ya böyle Sex and the City, Friends, Big Bang Theory. Sex and the City diyebiliriz. Heh, mesela orada o referansı verebiliyorsun. Mesela Nokta Atışı. Diyorsun ki Zeynep Bastık Sex and the City dizisi, ama Sex filmi and the vesaire. Ama Sex and the City nasıl Sex and the City? Mr. Big'le Carrie aşkı değil. O toksik aşklara yokuz artık. Okey. Mr. Big'siz Aiden ve Carrie aşkına varım gibi. Hani aşktan ne anladığımızı da konuşmalıyız. Ona göre bir şarkı bulacağım mesela. Şimdi senin için, senin aklına gelen bu, bana bunu söylerken Sex and the City mesela dedin ya, ben de evet dedim. Evet. Referans verebiliyorsun orada hemen. Orada Mr. Big'le Carrie'dir ya ama must olan, yani herkesin bildiği aşk. Şimdi benim aşk anlayışım o değil. Zeynep'ciğim sadece şunu diyebilirsin mesela. Gökhan Kırdar'dan yerini Selena beni anlatıyor dersin, kazasız dağılırız yani. Hayır, hayır. Ama mesela aşkla ilgili sorulara bu kadar net şey, yüzeysel cevaplar veremem. Yani ben topta o kadar yokum ki ya. Bu aranızda göğüs pası yapmanız gereken bir konu. Ben normalde bu arada biliyorsun kimse benimle aşk, meşk, evlilik, ayrılık konuşmaz. Hatta bu konuşulduğunda ben bir kenara geçer, Mövenpik dondurma yerim böyle. Yersin. Zengin aile çocukları gibi. Aynen. Kumla oynarım, suya Mesut, giderim, bir kaçarım. Bir şey soracağım sana. Ben geçen ne için ağladım senin yanında? Bir şeyden dolayı ağladım ben. İyi ki bir götünü elledik, tamam abi, özür dilerim. Oğlum işte, ondan bahsetmiyorum ya. O başkasıydı değil mi? Hayır. Ya öyle bir şey anlattı. Ben yokken bir yerde abimin kıçına elleyi vermişler. Çok kötü. Nerede olduğunu falan söylemeyin bence. Yok yok, söylemiyoruz. Aynen. Ama 500 bin like'ı söylemeyen de şerefsizdir. Seni bir daha, bak yani, ben olmadan bir daha dışarı çıkamazsın. Oturacaksın doğru, evinde fasulye ayıklayacaksın. Doğru, sensizken götümü elliyorlar, avuçluyorlar benim. Sağ ol, iyi ki varsın yani. Ben geçen Mesut'un evinde böyle bir durup dururken ağladım. Bu işte dedim ya sana, Mesut'un bir önerdiği bir film vardı. Bol Oscar'lı. Hangi filmmiş o ya? Everything Everywhere All At Once. Niye bu ağladın o filmde ya? Sen ağladın mı? Ağlamadım. Gerçekten mi? Ama çok sevdim tabii ki. Ben de ağlamadım bu arada da. Ağlamasına da okeyim yani. Hani nasıl ağladın da ya, diyemem. Arkadaşlar bende sıkıntım var. Ben hüngür şakır ağladım. Yani. Şahsi biraz. Kayalı sahnede ağlamadın mı? Anne kızın. Çok güzeldi ama ağlamadım. Wow, inanılmaz bir fikir dedim sadece. Kayalı sahnede ağlamadın mı? Ben de ağlamadım ya reis. Sen ağlamazsın. Ben fikre büyülendim sadece. Ha siktir dedim. Evet fikre, ben de bak, fikre tutuldum. Ha siz pardon, çok affedersiniz. Sinematik. Biz böyle değerlendiriyoruz. Eleştiren izlediniz. Bir şey söyleyeceğim ben. Rotten Tomatoes'a ne yazacağım? Kayalar beni ağlattı mı yazacağım? Ama, eşek. Ama bir şey diyeceğim. Hayır, ben de diyorum ki mesela en son neye ağladın? Ay ben her şeye ağlarım. Ben yengeçe yengeçim oğlum. Ben dün ağladım. Succession'da ağladım izlerken. Succession final diye mi ağladın? Finali izlemedim daha. Roman'ın babasının cenazesinde patladığı sahneye ben de bayağı patladım. Ya bir başlayamadık şu Succession. Nasıl bir rüzgarmış bize ya. Bize Succession'ı öneren Hikmet. Hikmet, senin en sevdiğin karakter sen kim? Ciddi misin? Hikmet, bu yaz Urla'dayız. Mükemmel. Hangi karakteri? En çok sevdiğin karakter kim dedi? Ay ben şu an çok net bir spoiler verdim o zaman. Sen hadi Zeynep Bastık'ı şey boykot mu ettin kulağını tıklayarak? Arkadaşlar tıklayarak. Zeynep Bastık dev bir spoiler verdi. Buraya bip de atmayacağız. Zeynep Bastık'ın DM'ini yazabilirsiniz. Abla ay ben yok, daha izlememiştim. Çok kötü bir nasıl spoiler. Duymadın değil mi? Duymadın mı? Oğlum nasıl hissettin ki spoiler olduğunu? Aa spoiler veriyor Zeynep Bastık. Kulağını mı kapattın? Peki bir şey diyeceğim. Tam Zeynep Bastık konuşurken bir kulağını kapatır mısın? Nasıl oluyor? Böyle mi kapattın? Ha, dinlemeyeceğim seni. Dinlemeyeceğim. Roy. Roman, aynen. Zeynep, Hikmet'in dediği kadar Succession hayatını etkiledi mi? Hayatımı etkilemedi de çok en sevdiğim dizilerden biri. Yaşamını yani değiştiren, yeni bir çeki düzen veren arkadaşlarınız var ya Succession'dan önce ve sonrası öyle olarak. Öyle mi? Öyle şeyler var mı? Böyle büyük bir manyaklığa döndü Succession. Ulan bir tek biz başlayamadık ya. Evet abi, olmadı. Ben mesela özellikle YouTube'da hem sinema dünyasından hem oyunculuk dünyasından hem müzik dünyasından böyle bir sayfa vardı. Büyük bir ihtimal koyarız buraya linkini. Collector's Pick diye böyle bir hani işte Gaspar Noa giriyor bir DVD odasına. Hayatını değiştiren işte 10 filmin işte bir DVD linkini veriyor. İşte oyuncu da veriyor, müzisyen de veriyor. Yani bu işte yani ciddi yerlere gelmiş insanların referanslarını böyle işte izliyorsun. Senin hayatını değiştiren mesela bir tane müzik albümü, bir tane film sorsam bunu gerçekten ben merak ediyorum. O merak edemez. Benim beni çok etkileyen bir film var ya. Böyle enleri beceremiyorum ama film var galiba. The Man From Earth sanırım. Dünya benim bütün inanç sistemimi sorgulatan böyle beni bayağı mal etmiş bir film. Şeyde mi mesela? Hani İsa olduğunu her yavaş şey yavaş taşınma yani bütün esnasında. Bütün diyaloglar. Böyle bir film yazamazsınız. Yani.
yani. O filmin müzikleriyle ilgili ne düşünüyorsun? Hatırlamıyorum müziğini çok. Mesela biz de mesela çok soundtrackçi iki tipiz ya mesela. Arkada onda hep bir şey... Onda öyle soundtrack yok ya. Ne? Ciddi var mı ya? Soundtrack mesela çok dinliyor musun? Normal şarkılar harici. Hayır. Biz sadece soundtrack... Benim mesela 3 ay sadece soundtrack dinleyerek yaşamışlığım var. Aa, benim sokakta bir... yürürken bile. Film müziği bestelemek ister miydin? Çok isterdim. Çok. Ve iyi becereceğimi düşünüyorum. Ne mesela? Mesela Aslan Kralı bestelemek istesen... Nasıl Aslan bestelerdin de atayım ya. Mikrofonu sana şimdi. Aslan Kralı besteleyemem ben. Hayır hayır yani mesela atıyorum yani eski bir Dune filmdir. Dune 3'ün müzikleri Zeynep Bastağ'a verildi. Ya Zeynep'cim bu müzikler artık sen de Dune'un soundtracklerini sen tasarlar mısın desin. Ya ama yapamam. Bak mesela Ağır Roman filminin müzikleri vardır ya. Onun da bir kategorisi var ya. Ağır Roman öyle bir yaparım ki. Ha, işte ondan bahsediyorum sana. Arkadaş biraz... Balık Ayhan ben ikimizi bırak. Opa. Ha, mesela böyle geriye döndüğünde işte yok, atıyorum vallahi. Mesela Ağır Roman. Yine işte bizim o dönem izlediğimiz başka ne vardı? İşte Her Şey Çok Güzel Olacak filminin müzikleri vesaire. Geriye dönüp baktığında hiç böyle bir eski filmi izleyip ulan bunun müziklerini ben bestelesem şöyle. Roman, neyi net. Okumak isterdin? Ağır Roman net. Biz yani o Demet Sağaroğlu'nun Bir Vurgun Bu Sevda'yı okumayı oh çok be. İsterdim. Bir ara hatırlıyor musun? Sana bir şarkı açmıştım. Sizin... Maksat Muhabbet Olsun o. Karışı Pizza Özkan Uğur. Of. Çok isterdim. Ulan her dertlendiğimizde açıp dinlemiyor ya muyuz? Ya bir şey be? Söyleyeceğim. Mazhar Alanson'un vitrindeki mankenle konuştuğu ve o mankenin canlandığı filmin adı neydi? Vitrindeki manken canlanıyor. O bir Sibel Alaş adam şarkısı. Ay, olmasın? Ha, Allah kahretsin be. Yağmur bulutu unutulursa. Hayır, şarkıdan bahsetmiyorum. Mazhar Alanson'un. Mazhar Alanson'un oynadığı bir film ve... Kirpi mi? Kirpi değil abi. Mazhar Alanson'du değil mi? Tabii Mazhar Alanson ya. Vitrindeki mankenler canlanıyorlar. Gece Mazhar Alanson şarkı söylerken. Evet. Kliptir o ya. Film ya. Bir baksanıza bu filmin adı ne? Mazhar Alanson'un. Kaç filmde oynadı adam zaten? Tamam. Arkadaşım Şeytan. Evet. Peki bunun Zeynep Bastık'ın kariyeriyle ne alakası var? Bir anda böyle dark bir film dünyasının müziklerini yapmakla ilgili şeyler konuşulunca aklıma o film de gelmişti. Ay, ben hiç bilmiyorum o filmi ya. Arkadaşım Şeytan. Ben burada 15 senelik dostluğu yeniden inşa etmeye çalışıyorum. Mazhar Alanson'un filmi neydi? Konumuzla alakası yok. O da diyor ki Arkadaşım Şeytan yani. Mazhar abi özür dilerim. Konuştuğumuz gibi ben anlatmaya çalıştım Arkadaşım Şeytan ama gördüğün gibi müsaade etmiyor. Zeyno, ben an itibariyle uçaktan atlayacağım. Evet, öyle bir şey var ya. Hepimiz şöyle oldu. Evet ya. Ve çok heyecanlı bir şey oldu mu? Peki bir şey söyleyeceğim. Bak bu işe başladığımız ilk günden beri buna mesaj, karma, inanç sistemi neye göre şekilleniyorsa ona göre bir at takabilirsin. Ağzından düşmeyen tek bir cümle var. Ben uçaktan atlayacağım. Oldu bugün 3,5-4 sene. Al uçaktan atla. Ben hayatımda bir kere böyle bir şey demedim. Ve gelip bu da beni bulmadı. Uçaktan falan da atlamayacağım. Müthiş keyifliyim. Akşam gidip Eyvah'ın klibini 4 kez daha izleyeceğim. Benim uçaktan merak ettiğim şöyle bir şey var. Yani Ali Biçim'in o izlediğimiz o... Neredeydi o video? Kalkan'da mı? Antalya'da. Katapult. Antalya'da aşkı oradan bile baygınlıklar geçirdin. Bunu nasıl yapacağım? Mümkün değil. Valla ben zaten sana kuliste de sordum. Dedim ki Zeynep dedim be. Bunu söylersen seni öldürürüm. Söyleyeyim söylemeyeyim. Hayır söyleme. Ama bir şey diyeceğim yani. Söyle de keselim sonra yani. Ama. Tolga duysun. Tamam. En azından ben ağzımı da sansürleyeyim. Sevgili Zeynep Bastık'a ben kuliste şunu sordum. Dedim ki Zeyno dedim ya. Yılların hatırına dedim. Uçaktan atlayacağım dedim. Azıcık da bir heyecan var. Annemle görüntülü konuşma yaptım. Müngür Şakır ağladı. Oğlum emin misin vesaire ve yani Dalyan'daki yerleri komple bize devret vesaire falan deyince dedim ki anneciğim dedim atlayacağım. Zeynep'e de dedim ki Zeynep'e uçaktan atlarken Zeynep Bastık böyle bir şey demişti deyip vun atlayabileceğim bir şey söyle dedim. Bana dedi ki yavrum yani tavsiye bekliyorum. Hani bence o kadar güzel bir motivasyon ki. Yani... Ben saltolar falan atardım. Mardin paçalı güvercin gibi atlardım onu duyduktan sonra. Bir şey sonra. Diyeceğim bunu asla koymuyorsunuz tabii ki. Bence de abi. Çok iyi motivasyon. Yok, evet kötü mü? Ağzımı ben kendim sansürledim. Hayır hayır bu hikayeyi anlatamayız. Hayır. Sen ciddi misin? Olmaz olmaz. O yüzden olmaz. Hop hop Zeynep'le 22 yıllık daha devam etmesi için bilmeze yatan Ali Biçim. Onu da zaten ayrı gördü. Atlayacağım. Atla bunları geç. Bu videonun vesilesiyle bana çok güzel bir şey geldi. Söyle. Ben Savaş Ay değilim. Bak her seferinde bizi buluyor. Seni şimdi azat edeceğiz. Yo seni komple azat edeceğiz. Ha bitiyor mu? Nasıl istersen. Biz normalde açıp 6-7 saat konuşuyoruz. Elektrik faturasını hesap edin. Zeynep uçaktan atlayacağım ve bana öyle bir şey de ki. Çünkü bu adi herif bir şey demiyor. Atla lan falan filan diyor bana sabahtan akşama kadar. Bir şey de ki uçakta o aklıma gelsin ve gözümü kapatıp atladığımda inip Zeynep haklıymış diyeyim. Yani çarpıcı bir şey olmayacak bu söylediğim ama ben senin yerinde olsam şöyle düşünürdüm. Hayatım boyunca bir daha asla deneyimleyemeyeceğin, herkesin de elde edemeyeceği mükemmel bir fırsat bu yani. Uçmak abi. Uçacaksın yani. Yanıyorum eyvah şey. Tişörtü. Yanıyorum eyvah tişörtü giyersen çok sevinirim. Çok sevinirsin. Çok. Ben de bunu yaparım bu arada. Çok sevinirim. Pekala. Beyoncé konserim yanıyorum eyvah tişörtü mü? Abi bırak insanlar tuvalete gitsinler. Ne istiyorsun insanlardan? Yanıyorum eyvah tişört. Yanıyor. Oha hadi bizi bakalım. 1 milyondan kurtardın direkt. Hadi. Feda olsun. Sevgili Mesut Şantomay. Söyle bakalım Halim. Sevgili Zeynep Bastık bize vakit ayırıp geldi ve... Aa ne diyorsun ya? Benim daha soracaklarım vardı magazin dünyasıyla ilgili, şarkı dünyasıyla ilgili, pop dünyasıyla ilgili. Ya niye bitiriyor bu hemen ya? Bu bitir
tip artık oturmak istiyor. İçmek hayır. istiyor. Rahat içmek hayır, istiyor. Hayır manyak mısın? Seni daha Zeynep rahat ettirmek için. Zeynep Ana bunun kulağını çek. Videolarda da böyle yapıyor. Bazen o kadar aceleci bir tavra bürünüyor ki. Hayır hayır. Ben tuvalete gireceksin. Uzun soluklu bir tuvalet olur vesaire bilmem ne. Yok olmaz. Sevgili arkadaşlar, podcast'imiz kaldığı yerden devam ediyor. Mesutcan Tomay, ben ve sevgili Zeynep Bastık kendisini gıcık tuttuğu için gıcığını aldırdık ve sohbetimize devam ediyoruz. Daha fazla vefa içerikli, saçma sapan sorun yoksa biraz daha aksiyon, biraz daha magazin demeye ne dersiniz arkadaşlar? Kesinlikle öyle. Çok iyi haber. Bunu böyle söyledim de ulan hemen pat diye bir şey sormam lazımdı bunun peşine. O haberi bulamadım. Ulan söylemezsem olmaz değilsin, Müge ile Gülşen değilsin. Bir şeye güvenmiyorsan niye böyle giriş şöyle, yaptın? Şöyle bunu da şimdi Zeynep Hanım buradayken açıklamak istiyorum. Zeynep diğer, Hanım. Diğer gelecek anam dedim anam. Ha Zeynep Hanım pardon. Diğer gelecek ünlüler için de bir kerteriz olsun. Hı. Ünlülerle magazin konuşmak çok zor. Niye? Çünkü karşı tarafın nerede bozulacağını, nerede kıllanacağını, kurguda orası atılsa bile stüdyo ortamında huzursuz olmasına sebebiyet verecek yerin nere olduğunu ben pek anlayamıyorum. Çünkü biraz duvarsız, fütursuz it bir kimliğim. Yok canım estağfurullah. O da hiç bulaşmıyor. Ya bu sefer ortada buluşacak bir barem bulamıyoruz kendimize. Sen bize şimdi bu hanım ağalık yaparak ne kadar magazine bulaşmamız lazım? Bunun söyleyebilir misin derecesi? Yani kişinin magaziniyle onunla ilgili bir şeyse onu bile vermişim. Herkes ne yaşıyor? Magazinle ilişkisi nasıl bilmiyorum. Benim son derece safe bir magazinle ilişkim var. İyi mi ara magazinle? İyi evet. Tabii. Kötü niyetle sormadı. Çocuk kötü kalbiyle değil. Sordu. Bir de yani öyle bir olayım yok benim magazine. Skandal olacak vesaire. Hiç öyle bir gecen yok mu arkadaşlar Hayır. falan çıkmadı değil mi senin şöyle haberin? Şu an hiç kaçmadım yani kimseden. Hep konuştum. Ama bir gün gelir kaçarım tabii ki de bilemem ki. Bizden de onlar kaçıyor. Ben mesela Arnavutköy'de bir gün bir mekandan alkollü 4 tane manken kızla çıktım. Adam dönüp bakmadı bile yani. Orada saksıyla konuşan İstedin Oğuzhan Koç vardı. İstedin mi bakmasını peki? Yok canım abi ya. Çekilmek istenmedim hani. Ha zaten şeyi bu arada 10 yıldır magazin kovalıyorum. Arnavutköy'den çıkıyorum diyor da bir mekanı sorsana. Arnavutköy'de 4 manken de balıkçıdan çıkıyor. Balık yemişiz. E tamam ama içilmiştir orada da yine canım. Hayır ya canım. Orada dursanız abi bekleseniz orada. Serdar Ortaç gibi çıkmışız. Daha ne zaman arkadaşlar, sen öyle yakalanayım benim ya. De yaşım 36. Affedersiniz ben de televoleyle, Sine 5 ve Tele 10'la büyüdüm. Balıkçının magaziniyle kulübün magazini ayrı iki kavramdır. Balıkçıdan çıkana ayrı bir ekip bakar. Kulüpten çıkana ayrı bir ekip bakar. O ekip neye göre ayrılır? Allah Allah. Peki. Balıkçıdan çıkana iyi akşamlar geceniz nasıldı? Sinirlenmeden. Sinirlenmedim tamam, estağfurullah. Sakin evet. Miami Beyoncé konser takvimine geldi, bakıyorsun. Yaptık. Birlik ettin bize ha. 18 Ağustos muydu? 18 evet. Ağustos. Allah'ım o beni duyuyordur be. Hayır. Her ikisinde magazine ayrıdır. Mesela bizim de hiç öyle magazinel bir derdimiz olmadı ya. Yok hatta benim en sevdiğim bir tane magazin sesi var. Muhtemelen siz de seviyorsunuz. Nedir? Ömür var olma. Hayır. Çok az ağzı olan bir Beyaz TV muhabiri var. Şimdi tanıyacaksınız bak. Ozan Bey iyi akşamlar. Kaç saattir yemek yiyorsunuz? Sizi de göremedik yeni projelerde. Bildiniz mi? Abi o adama abi. Bayılıyorum. Karadeniz abi. Yarım Karadeniz ağzı bir magazin muhabir var. İnşallah bir gün tek gözün patladığında falan kulüpten çıkarken beni yakalarsın da sana konuşurum. Kim acaba? Adını bilmiyorum ya. Var değil mi öyle biri? Var oğlum zaten yıllardır söylüyorsun. Tamam o zaman ben bakayım böyle sorayım belki daha sempatik oluyordur. Sor bakalım. Zeynep Hanım hiç kurulduğunuz bir pop şarkıcısı var mı? Kimseyle aranızda bir husumet keştu mu? Kurulduğum yok vallahi geçmedi. Hiç. Vallahi yok. Daha ziyade işinize dostunuz arkadaşlarınızla kurulursunuz zaten. Niye kurulacağım? E dedikodu yapıyorum ya, tabii ki. Ya hayır bir yerde bir yanlış yapmıştır. Atıyorum sana geç selam vermiştir. Hiyerarşik bir problem bile olabilir. Onun dışında insanlığından eksik bir şey hissetmişsindir. Ve bir yerde papaz olduğun bir selebriti. Mesela ünlüler. Kimseyle papaz olmadım ama tanıştığımda böyle miymiş dediğim insanlar var. Kim? Olan ismini veremem. Kim? Söyleyemem. Ama yani var tabii ki şimdi siz ben de yani 4 senedir ünlüyüm. Bunun öncesinde bir 25 sene kadar ben de herkes gibi magazinden ve televizyondan takip ettim 30 bütün sene ünlüleri önce yani. Önce ünlü olmak çok istemez miydin? İsterdim. Ben o zamanın magazinini, o zamanın o ünlü olma şeklini yani inanılmaz isterdim. 30 sene önce neye tekabül ediyor? 90'lara mı? Abi ben türkücülerle tabii. polemik istiyorum. Tabii, hadi çok ya. İyi. Şu an magazin falan yok ki artık yok, yani. Yok saçma sapan Okan Bayülgen herkes veh bir şeyler diyor. Onun öyle böyle kayda değer bir şey yok yani hani bizi tatmin edecek bir olay yok. Ama Zeynep'ciğim. Abi Alihan'ın uçması lazım yani onu görmen lazım. Gökhan Özel'in kaybolmaları jet skiyle falan böyle şeyler oluyor. Hande Ertesi'nin tuvalet neydi bak, o? Önden verdim. O neydi? Tuvalet camı. Yavrum cam kelimesini biliyorum zaten. Üstteki pervez mi pervaz mıydı neydi bir şeye sıkışması. Evet evet cama sıkıştı. Ama şimdi bakın arkadaşlar yani o dönem istediğimiz şey tabii ki yok. Çünkü hani dünya olarak zaten çok zor zamanlardan geçtik. Evet.
Yani şimdi kalkıp da mesela 90'larda böyle ilgini çeken bir magazin haberi birisi değil işte camın pervazına sıkışması. Ayağını tank etse yine umurumuzda olmayacak. Çünkü o zamanki TV enerjisi, ünlülük ve magazinel enerji %100. Artık öyle bir şey yok. Şimdi gerçekten başarılıysan, başarını takdir eden bir magazin varsa ne ala. Onun dışında galiba magazinde dönen her şey biraz artık magazincilik ölmesin, magazin biraz daha devam etsin deyip ben insanları rahatsız ettiğini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten ünlüysen, selebritiysen magazin her zaman peşinde olacak. Ama aslında... Tabii canım, onun önüne geçmeye çalışmak da normal değil yani. Tabii ki de olacak. Ünlüsün abi, herkes senin ne yaptığını merak ediyor. Seni garip gelebilir. Seni o konuda mesela öyle yol ayrımına sokan en güzel şeylerden bir tanesi yaptığın her işte, attığın her adımda başarılı olmak bence. Çünkü öbür türlü seni rahatsız edecek herhangi bir şey yok. Yani atıyorum mesela herhangi bir ilişkiye başlamadığın müddetçe, herhangi biriyle polemik yaşamadığın müddetçe. Orada da beni rahatsız etmez ki. Ben yani özel hayatımda da son derece şeffaf takılmayı tercih ederim. Ben lansmana niye gelmedim? Ya bir dur bir adam. Çağırmadım seni çünkü, o yüzden gelmedin. Nasıl gelmem ya? Gelmezsin tabii. Nasıl yani? Bir buçuk senedir bir sürü lansmanım oldu. Hangisine geldin? Hepsine geldim. Yo. Bu çocukla Harbiye konserine geldik. Yo, Savaştım Harbiden'e gelmedin. Çağrıldık. Araya gelmedin. Gelmedim. Araya gelmedim. Hayır, gelmedin. Peki bir dakika dur. Ben vatandaşlarla ilgili bir soru sormak istiyorum. Ben konuşmuyorum bu herifle bir buçuk senedir. Bana hala diyor ki yok, ona niye anlamadın gelmedin mı lan hala? Ben oraya tamam, niye gelmedim, buraya niye geldim? Geçmişe sünger çekmenin vakti geldi. Ben videoda yayınlandıktan sonra izleyeceğim. Az önce bana herif dedin galiba. Pekala. Hoş bulundum. Pardon. Aynı videoda 36 yaşındaki bir adam ana diyor sana. Sen bayağı böyle minibüste ücretini uzatmaya yardımcı olmayan bir adama herif dermiş gibi. Ben, senin canın sağ olsun. Ben gerçekliği göstermeye çalışıyorum şu an. Normalde birbirimize böyle şeyler deriz. Bir elimi sıkıp canın sağ olsun dedirtmiyorsun bana. Ama yine de canın sağ olsun. Onu boş da anlatırız ver, bir gün boş yani. Boş ver. Konserlerine aman. Şimdi takılma bu adama. Magazin ve Ali Biçim gibi unik tiplerin takılacağı şeyler dışında. Hı. Normal insanların takıldığı da yerli yersiz bazı şeyler var. Nasıl ki yani? Senin de başına çok şey geliyor bu. Mesela bir insan benim ayaklarımdan bu kadar ne isteyebilir ki dediğim bir gün hiç yaşamadın mı? Çok yaşıyorum sürekli. Öyle mesajlar alıyorum ki böyle oluyorum. Ayak hiç güzel bir şey değil. Nesini bu kadar seviyorsunuz yani? Şimdi, nasıl ya? Ben ayağın güzel bir organ olduğunu ya da düşünmüyorum yani. Güzel mi sence? Zeyno abi ana, fetiş çıktı. Zaten biz bununla ilgili biz, makaleler falan. Ayakçıyız zaten canım biz. Vallahi mı? Ayak hiç değiliz ya. Öyle mi? Büyük ayakçıyız. Yani şimdi artık şöyle bir yere geldi konu. Ben normal random bir fotoğraf attığımda ayağım görünüyorsa yine ayak paylaştı. Arkadaşlar ayak benimle ya 30 senedir. Ne yapacağım? Peki senin de ulan şu ayağında serçesi şuradan bir görünüversin diye pozlara ekstra kattığın bir ayak faktörü var mı? Bir şey söyleyeceğim. Yoktu. Ama böyle bir ikidir. Böyle küçük şeyler. Ayağın bir 70 bin like'ı var çünkü. Evet, kendi başına mesela. Çünkü... Saf 30, 100 oldu bir ay, çünkü anda. Çünkü konuşulan şeyler çok komik. Ve şu an anlatamayacağım saçmalıklarda. Ya bizim köle çocuklar hep ya. Hepsini tanıyorum. Hepsi bizim klandan onlar. Çok tuhaf mesajlar alıyorum. Kendi ayağımın normalde ayak hani benim için hiç güzel bir şeydir ama güzel olan ayaklar da vardır. Benimki güzel de değil bence mesela. Yani niye bu kadar büyüdü bu iş yani sizce? Biz hani... senin ayağını seviyoruz bu arada. Evet. Ay, benim ayağımla ilgili konuştuğunuzda bir daha duymayacağım kendimi. Yani... Bugün burada konuşmasak. Ben... Friendly fire. Friendly fire. Ben Mesut'a da söylerim yani. Valla asabım bozuldu. Benim ayağım konuşulmayacak bu ikilinin arasında bakın. Ama bir şey yapma Allah aşkına yani. Ama şimdi düşünsene mesela gurbet gibi hiç ulaşamadığın, telefonlarına dönmeyen bir arkadaşın yok, ayağıyla ilgili bir özlem. Evet. Yuh artık ya. Ay valla tansiyonum bir şey düşüyor. Yani. Hayır bak, kolonya ile oldurmayın beni 5 dakika sonra bu burada. Bu sıla hasret meğer ayaklara mıymış? Senin dostluk, arkadaşlık ve kalben beslediğin hiçbir his yok mu be köle? Estağfurullah, sadece köleyiz bu arada. Yalan yok. Sen tamam, de kölesin bu arada. Ya gel canım, as always. Şu an beni mi yiyorsunuz? Hakikaten ikiniz de ayak fetişisti misiniz? Evet, bunu ne? çok zaman önce duyurduk bu arada. Milyonlarca insan biliyor bunu. Bangır bangır söyledik. Çok kötüymüş. Niye, ne olacak ki? Bilmiyor çok muydun? Kötü. Ama... sen kesin yanımızda opak çorap giyerdin değil mi? Tabii ki giyerdim. Bütün yaz nasıl takılacağım size ben bunu bilsem. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben senin bugünkü kombinine bayıldım. Vallahi seni benim sana övmek için değil. Yoruldum teşekkür artık. Kurban ederim. Olayım. Ayaklarım kapalı mı? Sen yerde de evet, göt fırçalığını bırak artık ya. Hadi doğru düzgün bir şeyler anlat artık. Bu arada öyle bayıldım, böyle öldüm. Yaşa Zeynep arkadaşım. Videonun arasında seni uyarıyorum. Yasal hakkımı kullanıp sana rahmetli Burhan Apaydın'ın ya da Kezban Hatem'in hukuk bürosundan bir dava açacağım. Sana da nazarlık olsun yani. Yasal hakkımı kullanacağım sana ilk defa bak bunca tamam, yıllık tamam, kariyerimizde. Tamam, özür dilerim. Gerçekten. Demek ayak. Ayağı kapat diyorsun, ayağı açalım. Yemin ediyorum ayak üzerine 7 saat konuşurum konuşuruz, yani. Vallahi konuşurum. Uçağa kadar konuşuruz. Yani sadece çok şunu söyleyeceğim. Kötü, evet. Son mesela saç kesiminden sonra da stylingin değiştiğini düşünüyorsun değil mi? Değişti tabii ki. Değiştim ve geliştim. Tarkan'ın havaalanından döndüğü o hali gibiyim bir sene. Hangi havaalanıydı o? Sabiha Gökşen miydi? Sabiha Gökşen.
Pazar feneriniz. Bir dakika yapmayın arkadaşlar. Gerçekten ben bu saç kesimine... Bu seni rahatsız... Bir dakika ayaktan... Yani saç tamam gayet konuşulabilir. Keratin, meratin, işte önder tiryaki falan. Ayak bizim gibi insanlar olabileceği... Ya bizden milyonlarca olduğunu biliyorsun ve sayfanda görüyorsun ya. Görüyorum. Ya hiç şey demiyor musun ya? Lanet olsun. Bunu saklamam lazım. Bu ganimetleri çünkü... göstermemeliyim bu lavuklara. Ağızları sulanıyor falan diye ekstra paylaşımlarına özen göstermiyor musun? Diyemem çünkü yani bu bir gözlük değil, bu bir ayak. Hani bunu saklayamam, bunsuz yaşayamam. Hani ben bunlara bağlıyım yani bu kız. Hani bu kız şarkı söylüyorsa bunlar sayesinde söylüyor bir yerde. Buradaysa bunun sayesinde. Doğru falan. İlk mesela koltuk zamanı gücü ayaktan alıyor. Ben ayaktan akustikte alırım gücünü. Direkt ayaktan ayakları alıyor. Yere basan bir kadınım üstelik yani. Bir şey diyeceğim, aklıma ne geldi? Zeynep'le ilgili bir şey yazmıştık biz, hatırlıyor musun? Zeynep'in ayağı kesiliyordu. Evet, bir eski film o. Neydi o? Bir anlatsana. Takrendale vs. Evil gibi. Bunu sana da söylemiştik. Kabul etmiyorum. Ayaklarım bu fikri. Üzerine bir de film gayet de gülmüştün Zeynep Ana. Şimdi bilmiyormuş da hani ayaklarına kapanacakmışız gibi. Senin ayaklarınla ilgili biz bir filmde bir sahne... Ne tabii, yazdık bir, ya? Bir seri katil yanlışlıkla bizi ararken Zeynep bastığında kulisine girme şerefine nail olup yanlışlıkla bir elektrikli testereyle ayaklarını kesiyordu. Sahne buydu. Yanlışlıkla bu arada, kasti değil. Yanlışlıkla. İstemedim. Yani senin ayaklarının bizim hayatımızda her zaman bir önemi oldu. Duymak istemiyorum. Bir cümle daha bu konuda. Pekala. Ama sana... niye şimdi bak Tarantino bunu konuşunca endüstriyel bir şey gibi oluyor. Sinema evet. Dünyasında ayağın metaforik bir anlamı çıkıyor, özel şeyler. Bize bakınca ulan ağzınızın suyunu silin falan diyorsun. Olur mu böyle? Çünkü biz de yani Tarantino'nun perspektifiyle yaklaştığınızı düşünmüyorum ayaklara. Benim de filmim var. Türk'ün uzaylı imtihanı. Bu arada bir şey diyeceğim. İlle bir ayağa yaklaşmak için Tarantino perspektifinde olmaya gerek ben yok. Onun, aynen öyle. Tarantino perspektifinden yaklaşıyoruz yani, biz. Bu arada orada kimliği belirsiz boş bir cüzdan var. Arkadaşlar herkes garip dönemlerden geçiyor. Alın o cüzdanı. Çalarız yani. Hikmet de bakıyor zaten. Zeynep'in cüzdanı değilse alayım diye. Aman abi sahipsiz bir cüzdan var orada. Ona dikkat edin. Zeyno, hatırlıyor musun? Los Angeles'ta ben Anne Hathaway ile karşılaştığım bir hikaye vardı. Yanımda Anne Hathaway olduğunu bilmiyordum. Sonradan söylediler bana. Orada Anne Hathaway'de beğendiğim bir küt saç var şu an sende. Ya. Bu saça dönme ne yağ bal ne yağ bal. Bilmiyordum. İşte hah, irtibat mirtibat olmayınca hiçbir şey söyleyemiyoruz yani. Ben evde böyle annem gözlemi açarken ana Zeynep'in saçları, ana Zeynep'in hayatı bilmem nesi vesaire diyorum. Neyse bu güzel bir tarz bu arada. Teşekkür ederim. Ben de bağdaştığını düşünüyorum. Bir kadında kısa saç çok riskli bir harekettir. Bence de. Nasıl bir anda böyle bir riske aldın? Çünkü daha önce birçok kez küt saç deneyimlediğim için. Biliyorum yani bana yakıştığını, o yüzden kestirdim. Cemal Hammadi ile tanıştın mı bu arada? Kendisi saçla ilgili büyük bir uzmandır. Belli. Ben gerçekten bunu çok sevdiğim için söylüyorum çocuk bu arada. Çocuk kuaförlerde geçtiği için muhtemelen böyle enteresan bir takıntın var. Çünkü mesela bak ben sana başka bir fanteziden bahsedeyim mi? Ayak mayak hikaye. Bunu birçok videoda da belki böyle bir arada konuşmuşuzdur ama mesela ben annemle birlikte kadın kuaförlerine çok gidiyordum. Neden? Annem kadındı çünkü. O yüzden gidiyorduk. Ve dolayısıyla orada L'Oreal ya da Schwarzkopf neydi başka markaları? Bella. Bellalar. Bellalar vesaire. Hep böyle bir kadınların böyle ikonik görselleri evet, olurdu ya. Evet, evet. Hanımlar. Kuaförümüzden çıktıktan sonra bu saç sizle beraber olacak diye. Ben onlara çok tav oluyordum ve yalan yok. Benim annemin arkadaşları gerçekten o böyle kuaförlerin vitrinlerinde ya da kuaförlerin reklam board alanlarında gördüğüm kadınlar benim annemin arkadaşlarıydı. Gerçekten sen o kadınlara dönüştün. Çok güzel bir iltifat etti. Bak gerçekten yani. Ya vallahi billahi yani. Hani ne diyeyim artık ya. O, bu saç çok riskli bir saç. Onu söylüyorum. Ben mesela saç konusunda çok takıntılı bir insanım yani. Tamam bu sene Ovacık'tasın. Tamam hadi. Geldin mi Ovacık'a? Urla'dayız. Urla'dayız. Pardon. Ulan Urla bileti almak için. Allah'ım ne savaşıyorum ya. Hakikaten sorma ya. Ya. Yok, büyük yok, savaşıyorum. Tamam, okey. Çok iltifat ettin bu arada. Yok hayır. Bana. Bu arada gerçekten sevdiğim için söylüyorum. Hangilerinde samimiydin, hangilerinde? O tartışılır zaten. O hayat boyu tartışılacak gibi. Evet. Bu çok riskli bir hareket. Ya bu imaj değişikliği açısından ve bu ben mesela özellikle kadınlar tarafından da kıskanılan bir saç modeli olduğuna dair duyuyorum, görüyorum yani ve yakıştığına dair bu arada. Anlamadım ne demek istediğin. İnsanlar... Kadınların bu yeni saç modelini kıskandığını benim söylüyor senin. Benim saçımı mı? Güzel yani. Olarak. Beğeniyorlar yani. Hani mesela ben şunu diyorum yani. Hasetleniyorlar demeye çalışıyorum. Kadın küte döndü, başka bir Zeynep bastık çıktı. Ben bunu duyuyorum yani. Sen de aynı şeyi hissediyor evet, musun? Evet hissediyorum. Hissediyorsan hissediyorum i̇şte der değiştim misin? Değiştim ve geliştim dedim. Örneğini de ha, verdim ya. Bu kadar ya. Mı? Yetmedi mi lan? Ha okey. Ya biz bak mesela Mesutcan Tomay saçını kesecek mi kesmeyecek mi diye yıllardır tartışıyoruz ya. Yok video çıkar mı ondan kesmez vesaire. Kesmez o ya. Mesela neye keseceğini çok iyi biliyorum da bir şu an açıklayamam yani. Zaten. Bir şeye mi? Keser, bir çok şeye keser buna, ama. Buna 20 bin lira ver bu var ya. Bu, öttürür saçını. Ya adam 1 milyar TL dedi ya az önce. Hayır şaka yapıyorum. 20 bin liraya saçımı kestireceğim ha. Yazıklar hayır, olsun. Mesutcan Tomay öyle bir şey yapmaz, tabii, tabii ki. Bu aynı zamanda bu mesela bu stylingin değiştiğinde özellikle kadınsı ve saç kısmında kesildiğinde stylinginde nasıl bir değişiklik hissediyorsun? Mesela biz profil fotoğraflarından Instagram'ında görüyoruz. Yani ben daha sağlıklı ve daha fitleştiğim için bunlardan bir buçuk bahsediyorum, sene evet. için
içinde. Tabii ki de giydiğimi daha kendime yakıştırır bir yerdeyim. O yüzden de daha da dikkat ediyorum ne giydiğime. Bilmiyorum, benim değişiyor. Öyle belli bir tarzım da yok zaten, görüyorsan. Bunu da biliyorsundur. Sen aba altından sopa göstererek ayrılık sana yaradı mı demeye getiriyorsun. Kus bakalım, ne istiyorsun? Vallahi sevgilimiz Şatamay. Yaradı ya bence hepimize. Hepimize mi? Ha, yaramıştı. Yani bana ayrılık yaramadı. Ben artık ya. Bana yaradı aslında. Hem babada kalıyorum hem annede kalıyorum. Bize niye yarasın? Biz bir aşkın son bulmasından son derece rahatsız olmuştuk o günlerde ama şu anlarda anca iyileşelim. Yok yok ya, hiç öyle bir şey yok. Herkese çok yaradı. Herkes çok iyi bence. Bir kabuk kırıldı. Yeni tabii bir ki insan çıktı. Bu arada bir şey diyeceğim. En azından smokini giymeyeydik. Bazen mesela... İyi kiralamışsın. Satın alsan üzülürdüm. Bak ayrıldık. Ay senin smokinle be. Giymedin mi zaten sonra bir daha smokin? Giymedim lan. Nereye giydim bir daha? O benim hayatımdaki ilk smokin olabilir. Giymedin mi hakikaten lan? Hayır, giymedim. Kiraladık dedik ya. Doğru, kiralamış. Ama kiraladık. Bir daha kiralayabilirdin. Zeynocuğum sen dinlemiyorsun bizi. Yo dinliyorum. En başından beri dinlemiyorsun. sen uçuyorsun şu an yani. Olsun, bizi dinleme yani. Ben her zaman şunu söylerim. Bazen böyle hayatta radikal kararlar almak için ölümle de karşılaştığımız ya da böyle sağlıkla ilgili yaşadığımız problemler hep böyle bir bize level atlatmaya çalışıyor. Bu çok zor bir şey. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın, vermesin. Ama ne olursa olsun herhangi bir ayrılığın da her iki taraf için, özellikle senin için nasıl yaradığını, kariyerinde nasıl step step atladığını ve tüm bunları yaparken dost kalabilmeyi de gerçekten bence cem-i cümle aleme gösterdiniz. Hala beraber çalışıyorsunuz. Bu çok çok meşakkatli bir şey. O kadar mı seviyorsunuz parayı be? Artık ayrılın be. Çok, evet. Çok meşakkatli. 1 milyar TL'den bahsetti Zeynep. Bastık ya. Zeynep bastığın, ayağını bastığı yerde biz Beyoncé için 1 milyon TL'lik olduk. Arkadaşlar daha gram bir şey yemedi. Canın sağ olsun. Abi sadece şey bilet dedim bak. Bilet o kadar değil. Abart. Ama Golden Circle dedin ya. Tam Golden Circle'ın ne kadar olduğunu biliyorsun. Golden Circle 150 dedik ya. Tamam. Bu da gelecek. Bu çocuk. Ben o sırada Zeytinli Rock Festivali'ne gideceğim. Ben ne, Hayko Şevkin'i mi dinleyeceksin? Uçaktan atlayacağım Hayko Şevkin'le beraber. Onu o yapacak yani. Onu da o yapacak. Hayko'yla da atlayacak. Konuşuyorlar. Diyor ki bana, Dubai'den döneceğim diyor. Sonra hop Hayko'yla Efes'ten atlayacağım. Bu arada diyor. Dubai'de yaptığını orada haydi haydi yaparsın. Daha şeymiş evet, galiba. Evet, Dubai daha yüksekten atlayacaksın. Ya aynen. Dubai'den atlayıp Efes'e gelip de şey demeyeceğim. Çekilin lan atlayacağım falan demeyeceğim. Yine belki. Yine benim götüm 3.5 atacak. Ben şunu merak ediyorum. Senin hayranlarınla aranda gerçekten enteresan bir frekans var. Senin konserlerinde özellikle eskiden flört ettiğim insanları seni izlerken ve sana hayranlığını görürken oradaki bir frekansı yakalamaya çalışıyorum. Şimdi bizim de kendi takipçilerimiz arasında hem belli hem ciddi bir frekansımız var. Seviyoruz, sarmaş dolaş oluyoruz. Mesela sen şöyle bir güzellik yaptın. Los Angeles'tayken bir yeşillik bir alanda bir akustik bir şey verdin. Evet. Oradaki tepkiler nasıldı? Mesela biz videodan izlediğimiz kadarıyla biliyoruz. Yani evet, Amerika'da bir Zeynep Bastık var ve bu çok cüretkar bir hareket. Öyle bir anda o kadar insanı Türk, yabancı toplayıp orada o konseri vermek çok garip bir şey. Var mı bir daha öyle bir planın? Var. Çok istiyorum. Yani her yerde konser yapmak çok zor zaten. Öyle hani o şartları sağlayacaksın da gideceksin. De konser yapacaksın. Birçok yerde bir sürü insan tarafından dinlenip oralara gidemeyince böyle çözümler üretebiliyorsun. Bir de benim case'im de ona müsait yani. Bir gitarı al bir yerde git söyle. Durumu bende çok yapılabilir bir şey. Öyle olunca her yerde yapılabilir. Neden yapılmasın yani? Çok duygusal bir yani? Şey ya. Mesela Amerika'da işte Türk yabancı toplanıyorsun. Zeynep Bastık akustik session vesaire derken mesela bir an aklına şey geliyor mu? Ay ananınki keşke biletli yapaydık. Neyse. Hayır. Söyleyelim be. İngilizce şarkı hiç yapmayı düşünüyor musun? Düşünüyorum bir noktada. Kim yaptıysa dumur oldu ya bugüne kadar. Korkutmuyor mu hiç seni? Ya öyle full İngilizce gibi değil ama böyle bir isterim yani türlü düetlerle falan. Neden olmasın? Yapılır. Yapılmalı bir noktada bence. Bence de. Değil mi? Sen bir şey diyeceğim. Düet. En sevdiğim şey. Bayılırım. Ama mesela bizim çok böyle eskiden bildiğimiz mesela senin Sezen Aksu ile olan bir şeyini biliyoruz ya. Yani bir bağlantınız, bir ortak noktanız, seni ne kadar başarılı bulduğuna dair benim dinlediğim 2.34 saniyelik sesli kayıtlar vesaire. Her şeye vakıfız. Bizim başka mesela Ali ile Mesut olarak her zaman şöyle YouTube'a başlamadan önce şöyle bir fikrimiz vardı. Böyle tahtaya yazıyoruz. Sezen Aksu'nun işte neydi? Kanlıca'daki evinde bir gece geçirmek. Bunu niye istiyorsunuz dediklerinde mesela hep şey diyordu. Yani yatıp uyuyalım yan yana falan böyle garip duygularımız vardı. Ben onun çok büyük golden bir köpeğini görmüştüm sadece seneler önce. Nurcan Eren back vokalisti. Aynı dizide oynuyor. Evet. Ben onun oğlunu oynuyordum dizide. Ya. Bir gün galiba Fettah Can'ın mı evi orası bilmiyorum. Beyoğlu'nda garip böyle bir depo kapısı gibi bir yere Nurcan ablayı bırakmaya gitmiştim prodüksiyon aracıyla. Sezen Aksu'nun olduğu çok belli olan bir golden köpek geldi ya böyle. Salına salına açılın lan dedi, itler dedi. Bir baktı böyle kapıdan bana, bastı gitti. O aralıktan çok az görmüş
gelmişti mi Sezen Aksu'ya, onu hatırlıyorum. Ha, orada mıydı o da? İçerideydi evet. Hatta gel bakalım buraya, sen kimsin falan dedi, ben heyecanlandım. Bu Sezen Aksu taklidi miydi? İzin alınmadan yapılan bir Sezen Aksu taklidi bu. Mesela Sezen Aksu gerçekten senin mentorun diyebiliriz değil mi? Türkiye'deki. Mesela şeyi merak ediyorum. Son single çıktığında onun da mesela dinleyip görüşlerini alabileceğin bir evrede misiniz hala yani? Hanım mı Sezen mi? Sezoş. Hadi Sezoş canım. Mu? Ulan, o hiç... leveldayız. Ciddi misin ama ya? Ama onu kendi artık Zeynep'çim artık hani. Çünkü ben kriz geçiriyorum onu her gördüğümde ve o beni her aradığında falan. O artık bu durumdan rahatsız olur. Hani belli ki biz birbirimizi çok sevdik ve artık görüşeceğiz ve hani yakınız da artık buna bir son verelim. Sen bana direkt Sezoş da falan, ben ilk nasıl Sezoş diyeceğim ya, diyemem öyle bir şey. Sonra bana öyle bir enerji verdi ki, çünkü o da Yengeç Burcu, İzmirli, çapraz liselerde okumuşuz falan gibi böyle saçma ortak anlarımız da çok, özelliklerimiz de var. Böyle süreçte artık bir Sezoş'a geldim yani. O bir geyiktir yani. Sezen'e Sezen Aksu'ya Sezen diyen kadın evet. Falan gibi. Evet. Vallahi hiç öyle bir yerden değil ama onun sayesinde geldim oraya. Sezoş'um falan diyorum yani. Ne idoller var bak. Görüyorum. Nasıl oluyor değil mi? Ne acayip. Ama onunla ilgili bir şey yani. Hani benim hadsizliğim falan değil. Yani o onun talebinde olunca ben de bununla ilgili biraz çalıştım, pratik ettim. Becerdim. Ben sadece izin verirseniz şöyle bir şey deyip Soba Podcast'imizin sonuna gelmek istiyorum. Buyurun. Bakalım Aliço. O kadar samimiyiz herhalde. Sevgili arkadaşlar, biliyorum ki yaşınız ne olursa olsun hep böyle bir 90'lara özlem vardır. Ben de 87'li bir kardeşiniz olarak her zaman 90'larda yaşamış ve hala da özlem duyan bir insanım. Onun hem filmleri, hem dizileri, hem müzikleri, bazen de reklam jingle'larına kadar 90'ları hep güzel hatırladık. Sevgili Zeynep Bastık, aslında sizin küçük Sezen Aksu'nuz. Onun kıymetini bilin. Çünkü bizler Sezen Aksu'yu gördük, yaşadık ve artık bir küçük Sezen Aksu misali, o hisle, o popülizmle, o artistlik ve seksilikle, Sezen Aksu da çok seksiydi. Hala minik seksi bu arada. Minik serçe oldu. He? Hala seksiydi ve bence Zeynep Bastık önümüzde göreceğimiz, görmeye hazırlandığımız son 100 yılın en büyük kadın pop artistidir. Burada onu yıkayıp yağlamak için söylemiyorum. Göt fırçası. Onu seni Allah kahretsin, bütün yasal hakkımı kullanacağım. Seni süründüreceğim. Seni gerçekten süründüreceğim. Beni süründüremezsin. Bu sen cümlenin, bilmiyorsun. Bu cümleden bir öncesinde Sezen Aksu'ya yazılmaya çalışan bir hadsizsin sen be herif. Sen bilmiyorsun. Teşvikiye'de Saray Muhallebisi'nin yanında Kezban Hatami'nin hukuk bürosuna gidip o kağıtları göreceksin hakkında açılan saygısızca davalar için. Seni tenzih ederek söylüyorum bu arada ama peşinden sürükleyeceğim yani. Ama çok yani. İddialı konuştum. Ben bunları kabul etmiyorum. Ama gerçekten öyle. Zeyno, sen gerçekten bu pop aleminin biliyoruz ki medarı iftarısın ve biz seni çok seviyoruz. Sadece şunu merak ediyorum kapanmadan önce. Bizle ilgili videonun başından beri hiç söylemedin. Söylemek istediğin güzel iki güzel şey var mı? Var tabii, çok var canım. Kötü şeyler bitti. Söyleyeceğimi söyledim, o yüzden devam edebilirim. Mesutcan çok tatlı. Onun kendine ait bir dünyası var. Onunla ilgili çok hani çok da büyük cümleler edemiyorum. Ama çok tatlı birisin yani. Çok özel birisin bence. Çok yetenekli birisin. Enerjini doğru kullanırsan. Yine annelik geldi bak. Enerjini doğru kullanırsan acayip şeyler yapacağını düşünüyorum daha da. Seninle ilgili de yani atsın atılmaz, satsın satılmaz. Hayatımın bir parçası olmaya devam edecek. İşte hayatı böyle geçireceğimiz yakın bir arkadaşımsın. Teşekkür ederim bu davetin için. Estağfurullah. Gözlerin niye doldu onu anlamaya çalışıyorum. Benim dolar ya. Gözü doldu, şaka yapmıyorum. Evet. Allah Allah. İşte seni etkilemek için yapıyor, kanma. Yok, yok onu sen yapıyorsun. Özcan Deniz'den nakit parayı almak için. O filmi izledik biz. Bizi abi, kandıramazsın bu ne yani. Ne kandırmak ne, adamın filminde oynadım. Ben milleti sömürüp parasını gasp etmedim ki. Milyonlarca insanı kandır sonra paraya çök. Benim gözlerim dolar yani. Sizin ikili olmanızı da çok seviyorum. Bence siz birbirinize çok iyi gelen bir ikilisiniz. Sen bize bu süreçte zaten çok akıl da verdin. Gerçekten çok destek de oldun. Yani bizim mesela hani bu geçirdiğimiz o ağır pandemi döneminde yaptığımız, kurduğumuz arkadaşlık, birliktelik ve bazı şeylere Mesut belki hatırlar hatırlamaz bilmiyorum ama kafamızı takmamamız gerektiğini, yolumuza bakmamız gerektiğine dair de çok böyle veciz edemeyeyim ama güzel yönlendirmelerde bulundun. Biz de senin bir arkadaşın olarak her zaman bunlara kulak astık ve dinledik. Bizi yalnız bırakma. Sizi seviyorum. Çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakma. Biz teşekkür ederim. Giderek bir ünlüye ünlüye söv bari be birine. Temmuz başında Urla'dayız. Gel gel. Öyle miyiz be? Anasını ki! Klana tekrar alalım. Anasını ki! Kulübe hoş geldin aşkım. Sevgili arkadaşlar, Soba Podcast sona erdi. Zeynep Bastık bizlerleydi. Ona müthiş bir moral alkışı sıcak sıcak. Yanmayalım Mert'im. One face. Yanıyoruz eyvah.